24'e hoş geldiniz. 24 e özelle bu akşam karşınızdayız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 15. günündeyiz bugün ve geride kalan 15 günde yaşananlar, bundan sonra neler yaşanabilir? Bunları ele alacağız. Tabii bir yandan da baş döndürücü bir diplomasi trafiği var. Türkiye'nin aslında merkezinde olduğu diyebiliriz. Dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Biden'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Onu da konuşacağız, ele alacağız. Öğle saatlerinde e, Antalya'daki o üçlü zirve. E, diplomasi forumu devam ederken bir üçlü zirve gerçekleşti ki tüm dünyanın e, gözünün kulağının e, Antalya'da Türkiye'de olduğu bir zirve. Sonrasında yapılan açıklamalar var her iki taraftan da. Hem Rusya hem e, Ukrayna ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da e, değerlendirmeleri, açıklamaları vardı. Yine akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'den de gelen açıklamalar var. Hepsini konuşacağız. E, zamanımız bol 3 saatlik bir yayınımız olacak. E, konuklarımızla birlikte hepsini ele alacağız, değerlendireceğiz. Konuklarımız kim? Hemen tanıtarak başlayalım. Doktor Dahan Gökçe Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi doçent Doktor Yusuf Dinç bizlerle birlikte İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Hoş Biz bulduk, sizinle. selamlıyorum Ve selamlıyorum. Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer Beykent Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz. Hoş gel Hoş bulduk. Kahraman Bey teşekkürler. Şimdi Öncelikle teşekkür ediyorum bu arada geldiğiniz için. Hmm. Karkış e, yoğun bir İstanbul e, günü ama neyse alınan önlemler bir aylık işe yaramış. Onu gördük, trafik rahattı herhalde öyle değil bir, mi? Bir tecrübemiz var artık. Bir önceki ha, Ama karda... çok kötü bir tecrübe. De. Kötü bir tecrübe. Neyse bu sefer en azından sıkıntı yok. E, hoş geldiniz değil diyeyim hoş, bir kez daha hoş, tekrar. Şey çok Şimdi. Bir Birçok konu var ama isterseniz zirveyle bir başlayalım ki az önce şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinde soracağım ama Erdoğan da şu ifadeyi kullanmış. Bu toplantının düzenlenmesi bile bir diplomasi zaferi diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hem o çerçeveyle yani bunun Türkiye'de düzenleniyor olması, tarafların Türkiye'de buluşuyor olması ne ifade ediyor bunu sorayım. Hem de genel olarak bu zirveden çıkan açıklamalar özelinde değerlendirecek olursak. Nasıl görüyorsunuz? Yani ilk bu görüşmede haliyle bir anda her şey oldu bitti. Beklenmiyordu ama e, netice itibariyle tarafların bu anlamda dışişleri bakanlarının görüşmesi öyle zannediyorum ki gelecek adına umut verici. Ne dersiniz? Kesinlikle kesinlikle öyle. Bu e, savaşın gidişatı, gelişimleri açısından baktığınızda zaten şu e, görüşmenin bile oluyor olması bir olaydır, önemli bir adımdır ve bu görüşmenin de Türkiye sınırları içerisinde olması bulunduğumuz e, pozisyon itibariyle kilit rolü de vurgulamak açısından çok çok önemli. Zaten bunun başlamasıyla beraber hem Avrupa Birliği tarafında hem Amerika tarafında e, İsrail tarafında da var bu. Bir e, hareketlenme oldu. Yani böyle bir şeyleri yapabiliyorsa edebiliyorsak Türkiye e, bizim açımızdan çok faydalı diye yani bir ilerleme kaydederiz diye konuşuldu. Tabi burada bu noktada yani Rusya'nın bulunduğu Pozisyon itibariyle bir masaya e, oturma diplomasi e, tarafına doğru yönlendirilmesi ayrı bir başarı. Zira aslında görüyoruz ki NATO'nun ve e, Amerika Birleşik Devletlerinin Ukrayna'yı şu anda e, kısmen ortada bırak orta bırak demeyelim de yani hani ben sana her türlü desteği vereyim ki işte dün mesela yaşanan olay e, Polonya e, m 29ları ben size Almanya üstüne teslim edeyim diyor siz buradan diyor Ukrayna'daki pilotları teslim o edin. Da bir kriz Aha. oldu. O da bir kriz oldu. E şimdi bunların <laughs> e, ne demek oluyor o zaman bu? Yani sen zaten şey konusu hiç konuşmuyoruz. bu e, şey yasak bölge konusu hiç konuşmuyoruz zaten. E, NATO'nun birebir savaşa müdahil olması konusunu. Ha ben sana her türlü desteği vereyim. İçeride paramiliter unsurlar, gayri nizami harp unsurları var. Birçok işte yurt dışından getirilen savaşlar ve içeriği zaten çok karıştırmış durumda. Şimdi bu aslında şey Rusya neden bir şekilde yani bir diplomasi aktif gözükürken masayı da tercih etti. Gerçi çok sert oturuyor masaya. Şimdi Lavrov'un o tarzının böyle olması da çok doğal. Şimdi karşınızda bir Zelenski var. Arkasında böyle bir NATO gibi bir şey var. Gözüküyor. Ama yok. E şimdi bir dengesizlik var masada. De Türkiye olarak o dengeyi aslında sağlamaya çalışıyoruz baktığınızda. Ee, Ukrayna'nın zaten telaffuz ettiği Zelenski'nin ağzındaki kısmen hafif tonlu değişiklikler de gözüküyor aslında. Yani işte nötral olmayı, NATO'dan arınılmış halde olmayı tartışabiliriz diyor. Donetsk'in, Luhansk'ın olduğu bulunduğu bölgelerin statüsünü tartışabiliriz diyor. Kırım'ın statüsünü tartışabiliriz diyor. E bunlar zaten Rusya'nın Kırmızı çizgileri değil mi? Net şekilde aslında masaya oturduğunda şu 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 olsun dediği hikayeler. E Demek ki e, bu noktada Batı biraz da aslında e, ya da NATO diyelim neye bakıyor? Biraz da bizim ne yaptığımıza bakıyor aslında şu anda. E, tek yapabildiği de ekonomik yaptırımlar. Onu zaten program içerisinde deta detaylı zaten konuşuruz. Tek yapabildiği de ekonomik yaptırımlar. O ekonomik yaptırımlar içerisinde tabii farklı farklı boyutlar var. İşte hafta sonu gitti Venezuela'ya. Venezuela'da yaptırımları konuşuyor. İşin içinde petrol var diye. Ondan sonra İran'la bir an önce nükleer anlaşmayı yapmaya çalışıyor ki İran'ın petrolünden daha da önemlisi gazı vardır. E, Pars sahasında e, Katar'la beraber ortak kullandığı Basra Körfezi'nde onu devreye sokmaya çalışıyor. İşin <laughs> maddi tarafını üzerinden gitmeye çalışıyor. E, bu demektir ki yavaş yavaş hani o anlamda kendilerince girebilecekleri sınır belli. E, diplomaside zaten masaya oturduğunuzda karşı tarafın nerede duracağını kestirmeye başladığınızda eliniz kuvvetlenecektir. Rusya'nın yaptığı da bu. Ve biz de tabii bizim etkilenme alanımız olduğu için bizim hinterlandımız orası yani Suriye tarafı da güney taraf, e Ukrayna tarafı da ki işte Türkiye Cumhuriyetler, Kafkasya, e oradaki işte Gagavuz Türkleri var, Moldova tarafında farklı birçok alanda dağılmış bir durum var. Ve orası bizi çok fazla etkileyebilecek, stabilitenin olması gereken bir bölge. Haliyle bizim burada devreye girmemiz ve devreye girecek hale gelmemiz ve işte Almanya Başbakanı geliyor, Aliyev geliyor, gaz transiti konuşuluyor. E, Avrupa Birliği zaten gazı, Rus gazını azaltmak istiyor. E, nereye azaltacak? E, bunu nasıl yapacak? E, Dönecek Türkiye üzerinden yine yapmayı düşünecek. Veya işte İSEL e, Cumhurbaşkanı niye geliyor? Konuşulan bu Doğu Akdeniz projesi, işte Girit üzerinden bir boru hattı konuşuluyordu. Hiç e, ekonomik olarak mantıklı olmayan bir şeydi. Masada konuşulmaması gereken bir şeydi. Döndü dolaştı olay. Türkiye üzerinden zaten hala hazır hatlar var yani mavi akımda var, Türk akımı da var, yumurtalı tesisleri orada, Kuzey Irak'tan gelen petrol orada, boratları aşağı, aşağıdaki akış belli, ee, İsrail'in o Leviathan sahaları kullandığı Doğu Akdeniz'de. Yani, bunun çok net bir hap olduğu ve ekonomik olarak da bunun mantıklı olduğu belli. Neye yani, takılıyorlar işte başka bir şey konusu var yani şöyledir, böyledir, şudur, budur. Efendim özür demokrasi zirvesine <laughs> demokrasi zirvesi düzenleniyor davet edilmiyor. Hani hiç kimse şaşırmıyor ya tabii davet edilmeyeceğiz falan filan. Öyle ne oluyor pragmatik bir yapıda bu sefer dönüyor. Ha diyor o zaman bizim bir şeyler yapmamız lazım bir işimiz. E o zaman bu masaya oturduğun zaman farklı farklı şeyleri de konuşabiliyor olman lazım. Biz de bunu yapmaya Güzel. çalışıyoruz. Gayet net şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu duruş çok önemli, çok zor bir şey. Nötral olmak, arada durabilmek çok zor bir şey. Bunun ekonomik şeyleri sonuçta insanı hırpalar. Yani Rusya'nın bile oligarklar tarafı veya işte Lavrov'un ailesine müdahale edilmesi, farklı oligarkların mal varlıkları Rusya Merkez Bankası'nın mal varlıkları yani ciddi ciddi paralardan bahsediyoruz aslında buna durdurulabiliyor olması dondurulması önemli şeydir ki bu bize de olacak yani bu önümüzdeki şeyde yine olacak bakacağız. Onları şimdi detaylı ele alacağız bir yine zirve değerlendirmesi sizden de almak isterim özellikle Tabii. hani bundan sonra acaba Zelenski ile Putin görüşebilir mi ee, bu da konuşuluyor ki Zelenski'nin açıklamalarına ben baktığım zaman aslında daha sıcak olduğunu görebiliyoruz. Yani Putin'le görüşme talebini e, yineliyor. Rusya ile savaşmak istemediklerini söylüyor. Bugün Lavrov da hani Putin'in de buna e, çok uzak durmayacağına dair mesajları vardı. Evet. Genel olarak hem zirve hem de Türkiye'de düzenlenmesi e, nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle okuyayım Sayın Poyrazoğlu. E, piyasa öyle bir tepki verdi ki zannederim savaşın süresi boyunca oluşan en olağanüstü gelişmeydi bu. Gerçekten çok belirleyici. Hatta şöyle biraz medyatik bir şey söyleyeyim. Ee, Türkiye petrolü olmadığı halde petrolü 130 dolardan 110 dolara indirdi. Çok ilginç bir şey oldu. Yani ne Güzel nedenli akşam, önemli bir gelişme olduğu anlaşılsın diye tabi bunu metafor ediyorum. Ee, Türkiye'nin hem Antalya'sı bakımından güçlü bir e, marka gelişiyor. Özellikle Antalya Diplomasi Forumu. Fakat Ankara'da önemli tarih yazılıyor. Zannederim bu haftanın pazar gününe kadar olan biten şeyler derlenip toparlansa ansiklopedi çapında tarihi zamanlardan geçtiğimiz anlaşılır. Böyle zamanlardan geçerken biraz Türkiye'nin rolünün tarih yapıcı bir rol olduğunu da anlamak gerekiyor. Ben bunu çok yapıcı buldum. Gerçekten buradaki bir istikrarsızlığın en çok bize zararı dokunuyor. Biz şu şu durumdayız şu anda. En yakın ve en potansiyeli yüksek sınır komşularımızdan biri ambargo altında. İkinci ticaret partnerimize DAEŞ girdi. ikinciliği kaybetti. Daha aşağılara düştü. Yani birincisinde İran'ı kastediyorum. İkincisinde Irak. Suriye ile çok önemli potansiyelimiz vardı. O da ortadan kayboldu. Ukrayna keza artık Ukrayna ekonomisinden uzunca bir süre söz edemeyiz. Şimdi Rusya ciddi yaptırımlar altında. Orası da Talebi nasıl etkilenecek bakmak lazım ama Rusya için Türkiye, Rusya ve Avrupa için Türkiye'nin mevcut tarafsızlığı, kararsızlığı değil de tarafsızlığı bunu vurgulamayı önemsiyorum. Fırsatlar sunuyor olabilir. Türkiye bir ekonomide geçiş ekonomisi rolü de yüklenebilir ki ilave yatırımlarla belli neticeler de elde edebilir. Çünkü Rusya'nın servet birikimine de el kondu yani bir ülkede servet biriktirmek çok zordur. Cumhuriyet için bu 23 sene almıştır. 23'te kurduk. İlk özel bankalar 46'da kuruldu. Yani 23 senede o sermayeleri geliştirebiliyorsun. Kolay birikimler değil. Onları da kaybetti Rusya. Yani kendi içinde yatırım yapma potansiyelini de bir miktar kaybetmiş oldu. Şimdi bir de bunun Avrupa'ya yansıması var ki en büyük ticaret pazarımız. orası olumsuz etkilenir. Türkiye'den talebi düşerse Belki enflasyonist etkilerle hacim olarak aynı e, ithalatı, ihracatı yaparız ama e, miktar olarak orada da bir kayıp yaşayabiliriz. Yani Türkiye burada e, küresel istikrarın çok önemli olduğunu ekonomik olarak da farkında. Bu savaş bazı ülkeler için daha çok güvenlik e, endişeleri taşır. Bazı ekonomiler için e, ekonomik endişeler ön plandadır. Mesela Almanya için her ikisi çok yüksektir. İşte Scholz'un gelmesini biraz öyle okumak lazım. Türkiye güvenlik bakımından o kadar endişeli bir ekonomi değil ama e, ekonomik bakımdan e, Türkiye'ye etkisi olan, tesiri olan gelişmeler ki Türkiye için Karadeniz'in istikrarı da çok belirleyici. Çünkü burada ciddi bir rezervimiz var. Bunu çıkarmaya hazırlanıyoruz. İşte bugün ilk kaynaklar yapıldı vesaire bunun da üzerinde duralım. Ben bunu çokça gündeme getirdim bu savaş süresince ama şu masaydı desek Karadeniz yarısı Türkiye'nin de yarısına yakını da Ukrayna'nındı. Ufak biraz Bulgaristan, Romanya, Roma ya Gürcistan, yani. biraz da Rusya'ydı. Şimdi <laughs> Rusya Ukrayna'nın olanı almış gibi duruyor. Yani artık Kırım benimdir olayını kabul ettirebilirse zaten Kırım'ın münhasır ekonomik bölgesi Ukrayna'nın bütün münasır ekonomik bölgesini kapatıyor gibi az bir şey kalıyor Odessa açığında. Az Denizi'ni zaten artık hı hı. kapatmış oldu. Yani burada istikrar hı. çok önemli. Hatta şunu da söyleyeyim. Kırım'ın ilhakı sırasında uluslararası kamuoyu çok baskı yaptı. Özellikle Karadeniz'de sınırı olan ülkelere buraya ciddi tepki vermelisiniz diye. Aynısını Ukrayna gene yapıyor zannederim Türkiye'ye. Hadi bu çatışmaya da tepki ver şeklinde. E, fakat Türkiye burada bir istikrarsızlığı tolere edemeyeceği için e, daha e, dengeli bir siyaset izliyor. E, bunun da neticesini dünya e, elde ediyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye, e, sık tekrarladım son zamanlarda ama e, Türkiye için fırsatlar, Türkiye için şöyle avantajlar. Ben Türkiye'nin pozisyonunu dünya için bir fırsat olarak görüyorum ki e, bundan yararlanmak üzere de epey bir bu hafta içinde gelişme oldu. Bunu Doğru okuduğuma inanıyorum. E, fakat bu e, ateşkes görüşmelerinden piyasa istediğini elde etmiş midir? E, bir tartışma konusu. Fakat şöyle gözüküyor: 130 dolarlardan 106 dolarlara kadar geldi petrolün varil fiyatı. E, sonra 112-113 dolar seviyesinde ham petrol üzerinde söylüyorum dengelenmiş duruyor. Demek ki bir e, buradaki netice yapıcı bir netice piyasanın. Okuması bağlamında ki bu çok önemli yani enerji fiyatları bizim için daha da başka denklem demek ki Aliyev'in gelişi falan çok özel buluyorum onu hepsini detaylıca ele alacağız ee, Fatih Bey'e de dönelim ee, şimdi gerçekten çok yoğun bir diplomasi trafiği var ee, geçtiğimiz hafta Pazar günü Erdoğan'ın <laughs> Putin'le Putin'le görüşmesi ki aslında o görüşme ve sonrasında da bu üçlü zirvenin gerçekleşmesi işte az önce Biden'la görüşme ee, shows geliyor. Yarın Stoltenberg Antalya'da İsrail'den yine Herzog geldi. Unuttuğum var mı bilmiyorum yani birçok e, dünya lideri geliyor, gelmeye devam edecek. Ermenistan, Yunanistan. Ermenistan, Miço Takis e, geliyor. E, nük e, nükleer yani... nükleer silahlarla ilgili, enerjiyle ilgili, konvansiyonel silahlarla ilgili Birleşmiş Milletler Temsilcisi de geliyor zaten. O geliyor, işte Aliyev görüşmesi bugün o da dört buçuk saat sürdü yani Hı -hı. çok e, ciddi bir görüşme o da. Nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Öncelikle şuradan başlamak lazım. Bugün bütün dünya aslında... Antalya'nın adını hiç duymadığı kadar duydum. Ben de bir böyle bir yumuşatıcı bir konuşma yaparak girip, ben de Antalyalıyım buradan memleketime de önce selam <laughs> edeyim. Öncelikle hocalarımın değindiklerine ek olarak zaten Antalya Ukrayna ve Rusya açısından özel bir konumda, neredeyse dünyadaki en fazla Rus ve Ukraynalı turistin ziyaret ettiği bir il. Onun için bu zirvenin Antalya'da yapılması çok anlamlı oldu. Hele ki Rusya ve Ukrayna krizini görüşürsek. Bu zirvenin önemi ne? Bildiğimiz gibi Rusya ve Ukrayna'yı bir araya geldikleri yer oldukça düşük profilde Minsk görüşmeleriydi. Pardon Minsk diyorum. Belarus'ta yapılan görüşmelerdi. Ancak Kuleba ve Lavrov'un, Çavuşoğlu'nun misafirperverliğinde Antalya'da bir araya gelmesi dünyadaki bütün medya kuruluşlarının, bütün siyasetin gözünün bu zirveye çevrilmesine... Sanki ilk görüşme buydu gibi evet, oldu. Evet. Aslında ilk önemli görüşme temas bu. Antalya'daki temastı. Ki 300'e yakın basın mensubunun akredite olduğunu biliyoruz. Bunun neredeyse yarıdan fazlası yabancı basın mensupları. Peki burada taraflar neyi bekliyordu? Ukrayna tarafı en azından 24 saat sürecek bir ateşkesi bekliyordu. Ve şunu açıktan söylediler. Biz kesinlikle Kırım'ın ve Donbas'ın hiçbir Ukrayna toprağının Ukrayna egemenliğindeki toprağının Rusya'nın olmasını kabul etmeyeceğiz. Peki Rusya'nın e, tavrı neydi? Kesinlikle Kırım ve Ukrayna'daki yeni durumun, Donbas'taki yeni durumun tartışılmasıydı. Ancak bir ateşkes kararı çıkmadı. Ama hocamın da dediği gibi işte petrol fiyatı bu e, görüşme sebebiyle 130 dolarlardan 110 dolarlara geldi ki birçok uluslararası kuruluş yıl sonu için kimisi 185 dolar, kimisi 175 dolar gibi tahminlerde bulunuyor ki Düşüceği bunun düşünceyle ilgili hiçbir öngörü kesinlikle yoktur. ki bunun dünyaya etkisi çok farklı olacaktır ki uluslararası ilişkilerin ekonomiyle ilişkisini düşündüğümüz zaman 1970'lerdeki OPEC krizi akla geliyor ve OPEC'teki zirvelerin zorlanabileceği ve geçilebileceği söz konusu. Peki OPEC'teki dünya ile bugünkü dünya birbirinden çok farklı artık dünya bir soğuk savaş durumunda değil. Ancak biz ne yazık ki bugün yeni bir soğuk savaşı konuşuyoruz. Ama tabii ki bu noktada bazı ülkelerin duruşu çok önemli. Türkiye'de bunlardan bir tanesi bir NATO üye ülkesi olarak da aslında Rusya'yı masaya oturtabilen veya buna oturtabilmek demeyelim Rusya ile ilişkileri olan bu ilişkileri korumaya çalışan bir NATO üyesiyiz. Genelde bütün yorumcular NATO'nun tutumu şu şekilde Rusya'nın tutumu bu şekilde Deniyor ama gözden kaçan bir şey var. NATO Türkiye'nin istemediği hiçbir kararı alamaz. Kendi iç hukukuna göre böyle Türkiye'nin hmm. o kararı onaylaması gerekiyor. Ve Boy onaylayamadığı noktada da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi başına hareket etmesi veya gördüğümüz örnekte olduğu gibi Avrupa Birliği'nin kendi yaptırım kanallarını açması gerekiyor. Ancak bu zirvede şöyle bir önemli... Fikir ortaya çıktı. Hem Lavrov hem de Kulebaş şunu dedi. Biz görüşmeye devam etme konusunda hem fikiriz. Bu bence görüşmenin en önemli sonucuydu. İlk temasta e, belki büyük bir barış beklenmiyordu ama en azından bir ateşkes, geçici de olsa özellikle Mariupol'daki e, sivillerin tahliyesi için bir ateşkes beklentisi vardı. Ancak ben bunun olumsuz olacağını zannetmiyorum. Ve yine Türkiye bu noktada şöyle bir konum kazanıyor. Dünyadaki bütün sorunların çözüm noktasında önemli bir merkez haline gelebilir. Biz bunu e, hocalarım da daha iyi bilir. Nükleer görüşmelerde İran ve Batı görüşmelerinde Türkiye'nin üstlendiği rolü hatırlıyoruz. Yine Türkiye geçmişte Arap Baharı öncesi Suriye ve İsrail görüşmelerinde aktif bir ara bulucu daha doğrusu bir kolaylaştırıcı rolündeydi. Bundan sonraki sürecin ben daha konuşulabilir geçeceğine inanıyorum. Artık hani savaşın bundan sonraki aşamasında çatışma kadar artık diplomasinin de aktif olacağı bir süreç var ve bu sürecin bugün Antalya'da başladığını söyleyebilirim kendi adıma. Konuşulabilir kısmı önemli hocam doğru tespit ediyor, güzel tespit ediyor. Zannederim Ruslar da ilk defa dünyayla kapsamlı bir iletişim kurdu yani. Lavrov'un açıklamaları çok Büyük, genişti, soru-cevap kısmı. Zannederim böyle bir antabildim. iletişim kanalı açamamışlardı. Kesinlikle e, 15 gündür kadar. Batı ile iletişimini ilk sağladıkları yer, daha doğrusu kendilerini tarafsız bir ortamda ifade edebildikleri Hı -hı. yer, Türkiye Cumhuriyeti oldu, Antalya oldu. Bu açıdan bu görüşmelerin devam etmesi, Batı'nın bu ambargoların nereye gideceği noktasında... Batı'nın da kafasında çok ciddi soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya'ya ambargo uygulamak, e, herhangi bir e, Belarus'a ambargo uygulamak gibi değil. Çünkü Rusya dünyadaki enerjinin %10'unu dünyaya sağlayan bir ülke durumunda. Ayrıca Rusya'nın sadece bulunduğu konum e, kendi coğrafyasıyla ilintili değil. Bugün Doğu Akdeniz'de, Afrika'da, Latin Amerika'da Rusya'nın varlığı reddedilemez bir seviyede ve bunun nasıl yönetili Bileceği çok ciddi bir konu ki biz bu tartışmayı aslında Soğuk Savaş'ın evet. bitişinde gördük. Amerika Sovyetler Birliği'ni bir anda ortadan kaldırmak yerine dönüşüm politikalarıyla Rusya ile iletişim içinde bir dönüşüm sağlamaya çalıştı. İşin bugünkü kısmına gelirsek aslında Putin o sık sık, sık da ifade ettiği gibi Sovyetler Birliği'nin Rusya'ya dönüşüm sürecinde Rusya'nın hakkının yendiğini ve yeniden kendi konumunu, Alacağını ve geçmişteki kayıpların telafi edeceğini savunduğu bir politikası var. Ama şunu bildirin bilmemiz gerekiyor ki uluslararası hmm. hukukun kuralları net. Bir devlet başka bir devletin iç egemenliğine, daha doğrusu egemenlik haklarına müdahalede bulunamaz. Bu açıdan Rusya'nın pozisyonu oldukça sorunlu. Ama Batı'nın hmm. e, Ukrayna'ya sunduğu, sunmaya çalıştı ve sürüklediği pozisyonda aslında çok daha sorunlu bir pozisyon. Aslında Batı bu noktada hiçbir şey yapmayacak bir konum alacağını Ukrayna'ya net bir şekilde bildirseydi belki bugün binlerce sivilin hayatını yitirmesinden söz etmezdik. Belki Antalya'daki forum savaştan önce gerçekleşirdi ve masa başında belli ölçüde yol alınabilirdi. O, umarım o binlerce değildir. Ama hocam konuşurken şöyle hissettim. Eee Rusya karşı cepheyle mi hesaplaşıyor yani Putin? Yoksa kendi geçmiş liderleriyle mi hesaplaşıyor? E, o da bir ayrı tartışma konusu olabilir. Yani şimdi Şey de soracağım Rus, bu arada. Rusların... Ukrayna'nın Türkiye'nin garantör olmasını istemesi hı hı. meselesi de var. Hı hı. bugünün hı hı. notlarından biri de oydu. Şimdi e, hani uluslararası işler açısından şöyle bir çatıyı ben bir kurmaya çalışayım. Hı hı. Yani Antalya Diplomasi Forumu'nun tartışmasız yani konuştuğumuz gibi başarısı ve e, önemi ne olduğu ve gerçekten de batı medyasında hem sosyal medyada hem şeyde çok ciddi karşılık buldu. Çatıyı ben şöyle kurmaya çalışıyorum. Şimdi e, hani Rusya'nın ne yapmak istediği, kafasında neler olduğu e, 90'lar sonrası işte Sovyet Sosyalistler, Cumhuriyetler Birliği yıkıldıktan sonra şey tek kutuplu mu, çok kutuplu mu bir sürü bir tartışma vardı. 30 seneden beri bir tartışma var, değil mi? Buna karşılık eee Rusya kendince bir plan yapmaya çalışıyor. Toparladı. 2007'de işte Münih konferansı yaptığı konuşmadan sonra 2008'de Gürcistan şey, Gürcistan'daki gelişmeler bundan sonra 2014'de geldiğimiz Karım. hikayede. Karım. Şöyle bir enteresan bir durum var. Şimdi şöyle çizmeye çalışayım. Hı hı. Kuzey Buz Denizi dediğimiz hani yukarısı kapalı ya Kuzey Kutluoğlu. Şimdi küresel ısınmayla orası kısmen açılmaya başladı. Bu ne demek? normalde 2-3 ay kadar buz kırıcı gemilerle oralardan ilerlenebiliyor. Ama ilk defa bir tane gemiyi ben takip etmiştim. Çünkü o yukarı hattını çok kullanıyor Ruslar. Kuzey Kutbu'nun olduğu tarafı. Yılın belli bir döneminde, çok limitli bir süre de olsa buz kırıcı olmadan o Kuzey Kutbu'nu doğuya doğru geçtiler. Şimdi bu ne demek? Bunu hemen şeye eklersiniz. Çin'in donanma yapısına ve Güney Çin Denizi üzerine açılmak istediği alan anlamında çünkü yukarıdan bağlantı Çin'e geliyor. Şunu bunu bir koyalım. İkincisi Baltık Denizi, Baltık hikayesi var. İşte Kuzey yakın bir zaten aktif. Kuzey yakın 2 askıya alındı. Baltık Denizi'nin altına geldiğinde Karadeniz var. Bunun altında değerli Doğu Akdeniz var. Doğu Akdeniz dediğinde zaten Beşer üzerinden yani Suriye'ye girdiği dönemi oraya biraz, birazdan döneceğim. Altında Sudan'da aldığı ve inşa etmek istediği böyle dümdüz bir hat çizersiniz de Sudan'a kadar. Yani bu aslında e, Lavrov'un da konuşmalarında zaman zaman bahsettiği olacaktır demiyorum ama bunu söylüyorlar. Yeni bir demir perde hikayesi var. Yani bir şeyler kurcalanıyor. Şimdi bu kurcalandığı seviye aslında bizim e, halk tabiriyle Şampiyon Ligi dediğimiz bir seviye. Neden Şampiyon Ligi diyoruz? Çünkü bunların nükleeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin var değil mi? İngiltere'nin var, Fransa'nın var, Rusya'nın var, Çin'in var, İsrail yok diyor var, Kuzey Kore var, Hindistan, bir de Pakistan, Pakistan. Hindistan var. Hani onlar da verilmiş o bölünme zamanında İngilizlerin, yine Anglo-Saksonların verdiği bir şey. Şimdi o bölünme hattı üzerinde Suriye olaylarına ilk daha devreye girmeye başladığında işte 2014 Kırım Yanukovic'in devrilmesi, Kırım'dan sonra Beşer Esad'ın şey istemesi, bizdeki iç siyaseti kırılmaları hatırlıyorsunuz. Bir taraf olan bir taraf olur diye söylendi, hmm. değil mi? Ayrışmalar başladı ee, ve bir saflaşma oluştu bizim tarafta da. Şimdi o Suriye girdiğinde de aynı buna benzer tartışmalar yapıyorlardı. Ama Suriye tabii bir, bir e, Avrupa'ya bu kadar yakın bir toprak olmadığı için bu kadar Avrupa'yı tehdit eden, işte onların dedikleri o medeniyet şeyi var ya, o batı medeniyeti dedikleri, onu çok tehdit eden bir şey olmadığı için hiç böyle bir batı medyası falan ayaklanmadı. Suriye'de aynı şeyler oluyorlardı, oluyordu. O zaman da oturup işte Amerika konuşuyorlardı paylaşım hikayesinin sonucunu gördük. Çıkış tarafını Rusya aldı, Kürtlerin olduğu tarafta petrol tarafında Suriye'nin doğu tarafında ağırlıklı. Trump zamanını hatırlarsınız. Biz hmm. bunu korumak için oradayız diye. Şimdi ne oldu? Rusların kurulduğu zamandan beri, işte deli petrol zamanından beri, 1700'lerden beri geldiği noktada bir çıkış arıyor Ruslar. Ve bu çıkış da denizlerden olacak belli. Çünkü karada Almanya ile tarihsel bağlarından dolayı gidebileceği sınır belli. Ural'ın Ural, Ural dağlarının doğu tarafıyla hiç alakası yok zaten ülkenin baktığınızda. Öyle değil mi? Rus Ağırlık nerede? Yani. Böyle bir yay çizersin. İşte o e, St. Petersburg var. Moskova var. Aşağıda da e, işte Leningrad o savaşın hani, 2. Dünya Savaşı'nın kırılma noktalarından birinin olduğu yer var. Şimdi o hatta zaten kendini Avrupalı görüyorlar. Ama Suriye'ye Amerika sayesinde girdiler. Çünkü o zaman müdahale ettiğinde Lavrov o zaman da söylemişti. 3. Dünya Savaşı'nı çıkartırım. Aynı lafları kullandılar. Yani nükleerle tehdit etti ya ilk haftalarda. Evet. Nükleer, öyle, nükleer kullanmakla tehdit ediyor. Hatta aynı lafları kullandılar. E bu ne demek? Zaten e, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasının yolu Suriye ile açıldı. Suriye ne zaman açıldı bu yol? 2015'ten bahsediyoruz. Hı hı. Doğru mu? 15 Temmuz'dan hatta öncesinden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi fay iyi düşünün. Gözünüzde canlandırın. Oradan bir kırılma başladı. İşte 15 Temmuz 2016 oldu. Bundan sonra Trump döneminde böyle bir artık detant mı diyeyim, lale devrim oldu. Bu Trump'ın böyle çok tartışılıyor ya Ruslarla şeyi. Bir, bir, bir durdu o. Var. Yani hani arada pandemi de girdi. E, 2019-2020'de pandemi de girdi. Orada böyle bir duruldu. Neden şimdinin cevabını hmm. söylemeye çalışıyorum. Trump kendini biraz siyaset sanatçısı falan zannetti. Biraz, biraz tabii öyle, öyle bir şey de var. Bir de e, yalnız Trump'ın mesela şu an yaşadığımız hikayede Trump'ın sürekli telefonla diplomasını hatırlarsınız. Petrol fiyatlarını iyi tutardı. 70-80 dolara geldi mi hemen tweet atardı. Çok yükseldi WTI diye. Hmm. Hop elinin altından inmesini isterdi ve indirirlerdi. Yani o e, Muhammed bir Salman'la hemen hmm. bir telefon konuşması veya MBZ ile Muhammed bir Zahit ile Leşkar ile yapardı. Şimdi o fay hattı böyle kırılmaya başladı başladı şimdi Ukrayna tarafından kırılıyor. Yani o fay hattını onun için o dikey deniz stratejisini onun için anlatmaya Bahsetmiş. çalıştım. O fay hattı kırıldığında Şöyle dünya e, haritasına baktığında zaten iki tane ülke var bak. İki tane ülke var geçiş noktası. Yani buna ben de işte kuşak yol konuşursak konuşuruz. Değil mi? Eski İpek Yolu'dur, Baharat Yolu'dur. Değil mi? Konuşumuz her şey ticaret yolundan. Yani parayı konuşuyoruz aslında. Yani siyasetle konuşurken gün sonunda parayı konuşuyoruz. O kırılma hattında iki tane ülke var. Bir İran, bir de Türkiye işte. İran'da şu an masaya oturdu. Yani kaç senedir yaptırımlar altında ve İran Tomeni e 4-5 kat falan değer kaybetti yani Onu da sürekli takip ediyoruz. Kara borsada değer görüyor. Yani Merkez Bankası açıklamıyor, serbest piyasası yok. İran Riyali'nin Tomen diyorlar. Tomen'in ama geldiği noktada oradaki enflasyon 50 60larda şu anda İran. Ve Moğollalar çok ciddi sıkıntı zaman zaman gördük. Hı -hı. Özellikle Tebriz tarafındaki şeyleri. Ya yani bizim tarihsel olarak bağlı, bağlarımız olduğu Şiraz, Tebriz tarafını söylüyorum. E, ondan Horasan. sonra biz efendim Horasan tarafı. Ya Horasan tarafını, yani kuzeybatısını İran'ın kuzeybatısını. E şimdi bunlar olduğunu aynı şey burada oluyor mu? Aynı şey burada oluyor işte. Neden? Çünkü geçiş noktasındasın. Bir çatlak var yukarıdan başladı kırılmaya ki e, geçtiğimiz hafta sonu e, İsrail Başbakanı Benet yani bunlar Şabat'ı da kolay kolay bozmaz mı? Bu seviler. Atladı Moskova'ya gitti. İsrail'le kabine üyelerine söylememiş. Yani Moskova dışişlerini öğreniyoruz. Uçağın Moskova'ya geldi. Hmm haber vermiyor kendi kabinelerini aparto var gidiyor oradan Scholz'un yanına uçtu ondan sonra döndü çünkü neden şimdi nükleer güç İsrail'in Golan tepeleri zaten en kritik yeri ve Suriye de kim var artık Amerika Kine muhatap... verdi Golan tepelerine Tabii verdi Suriye'de kim var artık <laughs> Rusya var diyor aynı şekilde İsrail de kuzeye gitmesi yani bu böyle şey oyunu gibi bir tanesi bizim aşağı alt tarafımızda güneyimizde bir tanesi kuzeyimizde devamlı böyle bir bir şeyler oynuyorlar oradan yani bu Geçiş güzergahlarının dengesini de bozar. Çünkü Şampiyonlar Ligi dediğimiz o nükleer güçten konuşuyoruz değil mi? Bizim nükleer gücümüz Ruslarla olabilecek gibiydi. Çünkü batıdan bunca zaman bir nükleer hikaye giremedik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Akkuyu yapmakta olan Rus şirketine de yaptırım gelmek Hı -hı. üzere. Öyle bir sıkıntı da var. O ayrı konuşacağız zaten ekonomik detayları. Rusya'nın ithalatındaki en büyük kalem de nükleer santral ekipmanları. Tabi 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 tabi. Aynı 50 şekilde. milyar dolar civarı. Aynı şekilde. Şimdi bu kırılmada bu sefer ne oluyor? İşte Türkiye olarak onun için o dönem biz onu yapmak zorunda kaldık. Bir taraf falan ber taraf olurdu. Safını belirle. Duracağın yeri belirle. Ona göre duruşunu sergile dendiğinde bizim ne yapmamız gerekiyor? Şu an yaptığımız gibi işte dik duruşumuz var ya. <laughs> belli bir anda durmayacak. Ama ekonomik olarak aynı oyunlar. Bakın Rusya'da gördük yaptırımlarla belini bükmeye çalışıyor ki 600 küsür milyar rezervin yarısını ancak dondur, dondurabildiler ve bu adamlar cari fazla veren bir ülke ve gaz satışından şu anki gaz fiyatlarıyla günlük 500 milyon euro e, Belçika'dan ödeme gidiyor Rusya'ya doğal gaz akışından dolayı fatura kesiyorsunuz yani o para geliyor evet, kontratları ona, kaybettiler ona rağmen ona rağmen işte Visa Mastercard'ı Efendim söyleyeyim McDonald's kolası, şusu, busu bütün evet. o şey sisteminden, Batı ha, sisteminden kendi çıkartıyor. Ama Visa Master çalışmıyordu hocam zaten. Şöyle oldu. Savaşın başladığı gün Ukrayna'da da Rusya'da da kartlı postlu sistem bitmişti zaten. Başladı tabii tabii Başladığında bitmiştir. E şimdi e, nükleer konusunda bize Batı bunca zaman vermediğinde şu saatten sonra şu görüşmelerde bunu vereceğini benim aklım kesmiyor. Mutlaka biz bunu değerlendirmeye çalışıyoruz ya bir avantaj elde etmek yani bir bunu Pragmatik bir şeydir bu. Yani bu bu defansif realist olursun, ofansif realist olursun. Yani bunu pragmatik şekilde şu anda bunu e, kullanmaya çalışıyorsun ama ekonomik tarafta yapılacak şeyler bambaşka. Ki çok kötü bir zamana geldi. Gerçekten bütün oyun planı yani o kur koruma, mevduatların dönüşleri başlıyor. Mayıs ayına kadar arada Ramazan evet. var. Ramazan'ın gıda tarafı ayrıdır. Çünkü bu adamların en büyük özelliği Ukrayna'nın en büyük özelliği bir tarım ülkesi olması. Yani sanayisi var. Nükleer santralleri var. İşte şey işte kapatılan Çernobil'deki, Güney Ukrayna nükleer sahası. Var nükleer gücü. Sovyetler zamanından kalma bir teknolojisi var. Ama esas özelliğine Ukrayna'nın dediğinde bir buğdaydır, diğeri de ayçiçeğidir. Ve bunların tüm geçiş güzergahları Karadeniz'de boğazlar evet. üzerinden dağılır. <laughs> Nereye dağılır? En büyük alıcısı kim bu? Rusların veya şeylerin en büyük buğday alıcısı kim? Ben size söyleyeyim Mısır'dır. Arap Baharı neden başladı? Yani Arap Baharı işte Hı. bu hayat pahalılığı halkı sokaklara. Ekmek Tunus'ta bir adam şey yaptı. Kendini e, yaktı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O en zamanı. Bu aziz. E, döndü e, döndü bu Mısır'da. Halk bir anda böyle. E buğday çünkü bahsettiğimiz. Yani temel gıdadan bahsediyoruz. Yani çok ilginç tehlikeler var. Fayatlı kırılıyor. Biz dik durmaya çalışıyoruz. Ama ekonomi tarafı ekonomi tarafı Hı. çok çok iyi kurgulanmıyor. Yani ekonomi başında olan kişinin çok şey olması lazım. Mısır'ın buğday denklemini ancak peygamberler çözer. <laughs> Peki o zaman bahsedelim biraz daha bu kapsamlı girelim hocam bu yaptırım meselesine. Girelim. Şunu kullanıyorum çok. Yaptırım popülizmi. Yani öyle bir şey ki kedi derneğinden hamburgercisine bilmem federasyonundan başka bir şeyine yani Rus hükümetine hedef alan yaptırımlar bunlar Rus halkını cezalandıran yaptırımlar Dostoyevski'de falan, filan değil mi? Dostoyevski'de <laughs> şöyle söylüyor bir yazar dostumuz. İşte Pushkin yanına Dostoyevski'lerini alsa şimdi Avrupa'ya gidemez mi falan. İyi de Ukrayna'da da yasak. Bayağı da uzun bir süredir yasak bunlar. Yani bazı dil öğrenme platformları ya da dil eğitimi platformları Rusçayı denklemden çıkardılar şeyde. Hülagü modeli diyorsun. Yani evet. yaptığı gibi zamanlar İlginç bir şey yani Çok, bu, çok bu nasıl irrasyonel şeyler yani. Bir de cıvıtırsın işi. Yani la kayıtlaşır. E, onlar da mı e, yaptırım uygulamış? Bunlar da mı yaptırım uygulamışa gider? Fakat önemli olan en belirleyici olan diğer her şey Sivif vesaire hepsi bir tarafa. Bu oligarkların varlıklarına el konulması yani Rusların gelecekte yatırım yapmasının önünü kesen olgu bundan bahsettik. Bir diğeri de Merkez Bankası varlıklarına el konmasıdır. Merkez Bankası varlıklarına el konması süper radikal bir e, yaptırım. Ve bu hükümeti değil tekrar söylüyorum Rus halkına hedef alan bir yaptırımdır. Fakat e, bu öyle bir yaptırım ki liberal sistemin e, aleyhine çalışan bir yaptırım. Yani dünyada birçok ülkenin birçok ülkede rezervi var. Hatta e, Bretton Woods deklemini yıkan da budur yani. Charles de Gaulle ne olacak, ne bitecek öngöremeyince Londra altın havuzundan altınlarını çekti. O gün bir retimus bitti. Hı hı. Almanlar biz de çekelim falan demeye kalmadan <laughs> e, şeyi e, Amerikalılar biz vermiyoruz dedi zaten. Halen de Amerika'da ne rezerv olduğunu Amerikan senatörleri bile öğrenemiyor. Altın anlamında. Çok ilginç yani, şeyler. Voltlarda duran şey yani, Yer Şimdi sistemde varlığı olan e, yapılar, kendini özellikle güvende hissetmeyen ekonomiler. Bunlar Körfez ekonomileri olabilir. Yani birçok kendini güvende hissetmeyen ekonomi olabilir ama sistemde o denli varlığı yoktur. Önemlileri körfez ekonomileri olabilir. Belki Hindistan olabilir. Bir de Çin olur. Çin olursa eğer 3,5 trilyondan daha büyük bir atama ifade eder. E, o ben içime döneyim diye bir tepki verirse küresel sistem gerçekten bir bunalım yaşayabilir. E, altına da bir rağbet ortaya çıkabilir ki e, Ahunger'in bugün yazısı vardı. Ben daha önce e, Yeni Şapak'ta köşemde de bu konuları dile getirmiştim. O da yazmış. E, bu küresel finans sisteminin bir bunalımına dönüşebilir diye önemli tespitler bunlar. Yani e, varlıklara el koymak, yatlara el koymak, merkez bankası paralarına el koymak liberal sistemin bütün tezlerine aykırı yani kendi isviçre, paradigmasıyla isviçre şey? tam i̇sviçre, da onu söylüyorum İsviçre bile şimdi, yani. İsviçre'de isviçre hesabı bile yani. olmak birçok ülkede bizim e, bizimki dahil e, bizim İsviçre'de hesabımız var diye bir övünme mekanizması Ya yani, şimdi hadi övün bakalım yani herkes kendi içine dönmek isteyebilir İlginç bir denklem ortaya çıkar ve şunlarla da bağlayalım yani Venezuela ile yumuşamak ee, tamamen paradigmasıyla çelişen şeyler aslında bunlar Batı sisteminin. Hatta e, şöyle anlıyorum, Küba'da petrol olsa bugün herhalde hiçbir sorun kalmayacak Küba ile Amerika arasında. Hı -hı. Ee, çok ilginç gelişmeler. Yani bunların fakat bir sonucu var. Ben şöyle okuyordum, ee, işte bu yaptırımlar e, Rusya sana söylüyorum, Çin sen anla yaptırımları gibi geliyordu. Çünkü biraz önce rakamlardan bahsettim. Fakat iki gün önce Financial Times bir değerlendirme yazısı yazdı. En son İran yaptırımları geldiğinde Çin Yuan'ı en düşük seviyelerini görmüş. Tarihi düşük seviyelerini. 2010'da. Bu yaptırımlarda da öyle bir etki ben bekliyordum. Fakat olmuş, evet. olmadı. İstikrarlı duruyor Yuan. Bu da şöyle bir tartışmayı açıyor Batı cephesinde. Evet. Sistem içinde İran yeterince kaslarını güçlendirdi mi? Yani bir rezerv para potansiyeli gerçekten var mı? Bu birinci soru. İkinci soruda da sistem içinde alternatifler üretmek üzere insanların ya da ekonomilerin ne kadar fikri oluştu? Tamam biz Batı sistemine entegreyiz çalışıyoruz vesaire. Fakat bunun sorunları da olduğu anlaşılıyor ya da bir silah'a döndüğü anlaşılıyor ki liberal e, mekanizmaların silah olarak ilk defa kullandığını tekrar söyleyeyim. E, madem öyle bir alternatifler de olsun gibi bir talep olabilir mi Çin'e doğru diye bir endişeyi de aslında e, Batı için ele alan bir e, değerlendirme yazmışlar. Bunu işte şimdi önemli görmek lazım. Yani bu gerçekten bir şeyleri değiştirir. Peki Rusya'ya etkileri ne olur? Şimdi Putin'in açıklamaları var. Diyor ki petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın nedeni Rusya değil, batının politikaları, evet. enerji <laughs> konusunda taahhütlerimize bağlıyız. Bir de e, yaptırımlara katılmayan ülkelerle birlikte tüm sorunlara çözüm evet. bulacak Rusya değerlendirmesi. Yaptırımlara katılmayan ülkelerden biri Türkiye. Türkiye. Biz Rusya'yla da e, yerli para ticaretindeki en büyük hacme sahibiz. E, bu da önemli bir istatistik. Şimdi şöyle. Bu aynı soru Lavrova soruldu. Bu yaptırımların maliyetini öngördünüz mü diye? O da dedi savunma bakanlığına ve ekonomiyle ilgili arkadaşlarına referans etti. Bir cevap vermedi. Gerçekten cevap üretmek zor. Fakat söyleyebileceğim en analitik şey şu olabilir. Rus ekonomisi 1.8 trilyonluk bir ekonomiydi. Pandemiyle beraber düşen talep, düşen e, enerji fiyatları sonrası 1,5 trilyon seviyesinde gördük Rusya'yı. E, yeniden toparlanmış olmalı. 2021 verisi henüz yok. 2020 verisi üzerinden konuşuyorum. E, fakat pandemiyle oluşan etkinin aynısı oluşsa mesela 300 milyar gibi bir Rusya'nın kaybı oluyor ki çok ciddi bir kayıp. Fakat e, şunu söylemek isterim. Rusya bir... Bir kart çektik diye anlıyorum ben. Rusya'dan şöyle bir iletişim oldu Biden ee, doğal gaz ve petrol ithalatını yasakladıktan sonra bu, bu şekilde devam ederseniz petrolü 300 dolarda görürsünüz dedi. Şimdi Rusya'nın Amerika'nın Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklaması Amerika'nın iç piyasasını etkiler. Yani dünyadaki petrol fiyatı üzerinde bir etkisi yok. Gerçek etki nerede ortaya çıkar Rusya ben satmıyorum derse. Rusya bunu aleyhine de kullanabilir yani kendi lehine de, de. Ki kullanmadı. o zamanda böyle kullanmadı. Doğalgaz şey da kullanmadı. Fakat, fakat çok petrolden. çok siniri bozulursa zannederim sinirleniyorlar da yani e, kolay değil çünkü e, şu, psikolojik olarak anlamaya çalışıyorum e, meydana çıkmışsın vuruşuyorsun fakat sürekli seni çimdikliyorlar yani Gibi. E, Sinir bozucu evet. geliyor zannederim. <laughs> Öfkelendiğini falan da söylüyorlar yani. Hı hı. Rus yönetiminin bunlara hayli öfkelendiğini de söylüyorlar. Ee, agresifleşirse, agresifleşmesi daha büyük bir çatışmaya yol açmasındansa, gazı kesmesine dönüyorsa tercih ederim. Çünkü burada daha büyük bir çatışma bizim hiçbir zaman menfaatimizi olmaz ki. Yeni ekonomi programıyla denediğimiz, elde etmeyi umduğumuz göstergeler var. Bunların 10 yıllıkta trendi var. 10 yıldır Türkiye'nin cari açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı gitgide düşüyordu. E, fakat enerji fiyatı, tek başına enerji fiyatı, yeni ekonomi programıyla hedeflenen bütün performans göstergelerini bozacak güçte. Kesinlikle. Yani onun da bir dengeye gelmesi lazım. Türkiye'nin daha öngörebilir durumda olması lazım ki kontratlarımızı koruyoruz. Bu çok önemli. Avrupa şu anda koruyamıyor. 750 euroya alıyorlardı. 2000 eurolar seviyesine çıktığı anlaşılıyor. Rusya aslında bunu söyledi. Yapmayın, ambargo işine girmeyin. Hı -hı. 750 zaten eurodan devam edersiniz abi. dedi. Ya sıkıntı hocam. Yani şunu da şey mi? Şimdi burada sıkıntı çeken hocam söyle Avrupa Birliği Amerika çekmiyor. İşte pet petrol, petrolü kestim diyor. Sen zaten aldığın petrol yani %7. %7 sene sonuna kadar %7 civarında şey kapatacağım diyor. Avrupa zaten... için 45 Evet. Şimdi Bloomberg'de şey haritaları var. Enerji haritaları var. Hı -hı. Gemileri takip ettiğimiz. O Panamax'lar, hmm. o Süveyş falan filan. Geçen hafta baktım sadece. Dedim ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Çünkü bu gaz akışı ara ara kısılma oluyordu ama yani hem Ukrayna'dan transit hem de bu Yamal şey hattından gelen Kuzey Akın 1'den gelen %100 kapasiteye çalışıyor. Gemilere bir baktım. Yani şimdi abartmayayım ama ya 60 ya 70 tane o 300 bin 200 bin tonluk Hı -hı. doğal gaz taşıyan gemiler. Atlantik geçiyor. Fakat... parayı parayı yani Amerika Spot'ta çok ilginç, çok ilginç bir oyuna girdi. Onun için hep Suriye örnek veriyorum. Bak Suriye'de aynı şey oldu. Yani Suriye şu an neyse Ukrayna'da o olacak. Yani görüntü olarak Hı -hı. Ukrayna 2'ye bölünür, 3'e bölünür konuşuluyor. Yani Dinyeper Nehri var diye doğal bir sınır var batısı doğusu. İşte doğu daha şey gözüküyor da işte Suriye'nin hali gene paylaşım hikayesine döndü. Evet. Gene paylaşım hikayesi de döndü. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri değil, şu an Almanya sıkıntı yaşıyor. Düşünsenize. Evet. Çünkü en fazla bağımlı olan ve büyük ekonomiden bahsediyoruz. Evet. Yani hani gayri safi milli hastası 7 o... ülkesinden bahsediyoruz. Yani evet, hepsi ya. etkileniyordur da. O zaman Zavakya Zavakya ticari saçısı. hacmi çok büyük yere geliyor. Almanya'nın. Almanya ile şu, Almanya ilgili şunu söyledik. Hem güvenlik endişeleri var hem ekonomik endişeleri var. Bütün yaptırımlar Almanya'nın aleyhine çalışıyor. Yani Kuzey Akımı iptal etti. Almanya kendi aleyhine iptal etti. Güney yakın da daha önce iptal olmuştu. Bunu da dikkate sunmak isterim. Güney yakın zaten iptal edilmişti. Biraz da o Ukrayna'nın münasır ekonomik bölgesinden de geçiyordu. Onu da bilmekte yarar var. Yani bu bu yaptırımlarla ilgili verebileceğim en analitik maliyet yaklaşımı bu. Fakat bunun Türkiye'ye bir etkisi var. Yani Türkiye halen kontratlarını koruyor. Avrupa'ya etkisi üzerinden Türkiye'ye etkisi var. Yani Avrupa'nın bizden talebi düşerse ciddi etkileniriz. Onu o zaman son bölümde size de sorayım. Bu yaptırım meselesini özellikle Amerika'nın aldığı, attığı adımlar sanki hocalarımız da dediği gibi biraz Avrupa'yı daha çok olumsuz etkiliyor gibi. Kesinlikle öyle. Gerçi Zaten... Putin de bugün şey diyor yani enerji konusunda taahhütlerimize bağlıyız. Gazı kesmeyeceğiz anlamı çıkar mı buradan herhalde onu kastediyor. İran, İran bize onu yapmadı mesela Ocak'ta. Ben şu şekilde destek verebilirim hocalarıma. Zaten e, biz Avrupa'nın son 20 yılına baktığımız zaman Amerika ile ciddi bir çatışma içindelerdi. E, ki güçlü bir Avrupa'nın varlığı aslında bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit eden bir şey. Çünkü barış içerisinde güvenliğini sağlamış Çin ve Rusya ile irtibatlı bir Avrupa. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni 21. yüzyılda etkisizleştiren bir durum. Aslında az önce hocam ...çok güzel ifade etti. Liberalizme ters diye Ancak Amerika özellikle Soğuk Savaş döneminden sonra... E, ...neoliberal bir denklemde hareket etmeye çalışıyor. Ve biz bu denklemin hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar döneminde... ...aslında kesintisiz ve birbirini tamamlayan bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bunun Avrupa'ya ve özellikle Türkiye'ye etkisi şu olabilir... ...çünkü dünya bir pandemiden çıkışında ekonomik olarak büyük bir daralma var... Ben ekonomist değilim ama e, şunu biliyorum 1970'lerdeki OPEC krizinde bütün Avrupa ülkeleri aslında tek haneli enflasyon rakamlarıyla e, yakalanmıştı. Belirli bir büyüme rakamlarıyla yakalanmıştı OPEC petrol krizine ve Türkiye'de buna dahildi. Ama bugün yaşanabilecek bir petrol krizini burada ekonomist hocalarım da destek verecektir. Yani OPEC krizinden çok daha büyük dünyaya etkisi olacağını düşünüyorum ki bu noktada Amerika aslında Avrupa'yı yeniden kendine yakınlaştırmak, yeniden üzerinde Avrupa'nın üzerinde bir güç kurucu olmak istiyor ki bunun ilk adamını İngiltere Brexit'le atarak o Avrupa denkleminin içindeki krizden çıkarak çünkü örneğin e, biz neyi gördük? Lisbon Antlaşması'ndaki Avrupa Birliği'nin anayasası Sayılıyor. Bir dışişleri bakanı çıkaramadılar. Çok büyük tartışmalara sebep oldu. Dediler ki Avrupa Birliği yüksek temsilcisi olsun. Çünkü buna en büyük itirazı İngiltere getirdi. Dedi ki ben biz devlet olarak Avrupa'nın çok Hı. daha fazlasıyız. Dünyanın her yerinde İngiltere var. Ve bizi nasıl Avrupa Birliği dışişleri bakanı Hı. temsil edebilir? Ki bu kriz büyüdü ve İngiltere'nin Brexit süreciyle Avrupa'dan çıkmasına sebep oldu. Niye yine, çıktığını da yine anlıyoruz bak. Yine çıktı da şu konuşmuş şey. konular. Türkiye, Av isabetli bir karar yani. Türkiye Avrupa Birliği'nde olsaydı İngiltere çıkmazdı gibime geliyor. Hocam orası Yok, çok... İngiltere Rusya hikayesi İngiltere Rusya hikayesi başka bir hikaye var şu anda konuştuğumuz çok hikayeler göreceli. içerisinde. Çok Aslında İngiltere başka bir şeyler var bu yani. 21. yüzyılda yeni, olmasını yeni kutupsal şey düzenlemede kendisine yeniden bir konum almak istedi. Çünkü biz biliyoruz ki 2. Dünya Savaşı bittiği zaman aslında gündemi belirleyen yani 3 ülke vardı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliğiydi ki hani Çin'in bugünkü gücü ölçüsü düşünülemez bir durumdaydı. Ama bu krizin tırmanma noktasını Amerika ve İngiltere'nin aslında yavaş yavaş eee ilerlettiğini düşünüyorum. Örneğin Nükleer silahların azaltılması anlaşması neredeyse bütün dünyanın bir araya gelerek araya girerek son anda imzalandı. Ama buna rağmen bugün Avrupa'nın temel güvenliğini sağlayan e, orta menzilli balistik füze antlaşmalarını Amerika kim, Birleşik kim Devletleri kim imzalamadı. İşte yani ilk olarak Amerika Trump, Trump Birleşik zamanı, Devletleri tabii, imzalamadı. Ondan, ondan sonra açan kim? Bunu yolunu açan kim? işte? öyle başladı zaten. Kesinlikle hocam ona değinmeye çalışıyorum. Ondan sonra Rusya çekildi ki ki çok önemli bir açık semalar antlaşması vardı. Hı hı. Karşılıklı Rusya ve NATO ve Batı ülkeleri arasında silahsız keşif uçuşları. Bu çok önemliydi. Çünkü sen orada bir askeri yığılma yapıyorsun. Ben bunu gözlemliyorum. Amerika Birleşik Devletleri bu antlaşmadan çekildi. Rusya uzun süre bu antlaşmanın devamı için aslında mücadele etti ki Putin bunu sık sık Batı'ya verdiği mülakatlarda vurguluyor. Söyledim. Biz NATO'ya girmek için de e, bir müracatta bulunduk ama onlar hiçbir zaman bizi kendilerinden görmediler hocam ifade etti Rusya tarihi olarak kendisini her zaman bir Avrupa Devleti Hı -hı. olarak görüyor ve bu Putin için bir aşağılamaydı Çünkü Sovyetler Birliğini dağıtmak için uğraşmış bir Rus bürokrasisi işin sonunda tekrar Batı tarafından ötekileştirilmiş bir duruma geçti ki onun için Putin bugün Rus kimiri yani Rus dünyasını yeniden konuşmaya ve tarihi referanslara, Atıf yapmaya başladık. Peki biz Rusya'nın bu açık semalar antlaşmasından ne zaman çekildiğini gördük? Hemen Ukrayna Savaşı'ndan önce kendi semalarında gözetleme uçuşlarını kapatarak çekildiğini gördük. Peki bu antlaşmalardan bugüne kadar ilk çekilen taraf kim oldu hocam veya imzalamamak hı hı. için uğraşan? hep Amerika Birleşik konu, konu hep Devletleri işte. onu hep oldu. bu işte yani onu çektiğini konuşuyoruz zaten. Buraya Rusya'yı çektiğini konuşuyoruz. Yani biz, Konuştuğumuz şey bu yani. Biz genelde e, dünya tarihini özellikle 20. yüzyıldan itibaren 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş dönemi ve 21. yüzyılı biz 2000 yılıyla 1 Ocak'la başlatmıyoruz. 11 Eylül ile başlatıyoruz. Aslında 11 Eylül e, sonrası dönem çok farklı gelişti asıl bence 21. yüzyılın başlangıcı da e, NATO'nun Kosova'ya gerçekleştirdiği operasyonla oldu çünkü Birleşmiş Milletler'in temel işlevi kayboldu ve Rusya bu operasyona rağmen tabii ki desteklemedi ama çok büyük bir itiraz da getirmedi. Hı hı. Çünkü her şeye rağmen La, Batı'yla bugün onu Çünkü, atıf da Çünkü her son şeye rağmen Batı'yla bir, şey, batı batı bir işbirliği götürmek istedi. Kapatıyoruz bir cümle son, çok kısa. Son bir şey. Ee, 1970'deki o gördüğünüz petrol krizinin bugüne enflasyonla dengeleyerek taşıdığımızdaki rakam ben size söyleyeyim 160 ile 180 dolar çıkıyor. O zamanki petrol fiyatını bugüne enflasyona taşındığı Peki o, o zaman pe bir araya gidelim. Pe Yine petrol tahminlerden de, devam edeceğiz. Bir kısa aramız var. Saat başında tekrar buradayız. 24 özel devam ediyor. Şimdi ilk bölümün sonunda Fatih hocamız e, analizlerini yapıyordu. Kaldığınız yerden devam edelim isterseniz. Teşekkür ederim. En son şundan bahsediyordum. E, 21. yüzyılda geçiş sürecinden bahsettik. Aslında NATO'nun Kosova'ya operasyonundan bahsetmiştim. Ki e, bu krizin uzun vadede çok ciddi bir Balkanlara yayılma ihtimali var. Çünkü Rusya kendisini ne kadar sıkışmış hissederse Avrupa Birliği'ne karşı ve Avrupa'ya batıya karşı yeniden bir Balkanlar kartını açmaya çalışacaktır. Çünkü 1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre Kosova Sırbistan toprağı ancak bugün Kosova'yı yüzden fazla ülke bağımsızlığını tanımakta. Türkiye'de bunlara dahil ve o dönem Rusya'nın Kosova konusunda sessiz kalması ancak beklentisinin tersinde bir Amerikan Hegemonyasının genişlemeye çalışması, Kafkasya'da ve Ukrayna'da turuncu devrimlerin inşa edilmeye çalışması, Rusya'yı önce Gürcistan'daki e, e, savaşa götürdü, daha sonra Kırım'ın işgaline götürdü, bugün de işte Donbas'ın resmen Rusya tarafından ki zaten orada de facto bir Rus yönetimi vardı. E, bu krizi uzun vadede eğer bitirilmezse Avrupa'ya çok daha ciddi etkileri olacaktır Balkanlar anlamında. Örneğin Kosova Savunma Bakanı ilk olarak bir açıklama yaptı. Dedi ki biz de NATO'ya üye olmak istiyoruz. Biz ülkemizde kalıcı bir Amerikan üssü istiyoruz. Peki neye göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sırbistan toprağı olan bir bölgeye NATO üyeliğinin verilmesi? Şimdi bu açıklama neden önemli ve neden ilginç? Bir kere NATO üyesi olan ülkelerden örneğin İspanya Yunanistan gibi ülkeler zaten hala hazırda Kosova'yı tanımıyor. Ki zaten NATO'nun kurucu antlaşmasına göre bir ülkenin üye olabilmesi için önce Birleşmiş Milletler'e üye olması gerekmekte. Ama bu tartışmanın sürekli ısıtılması hatta Kosova Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin de eğer uluslararası hukuka uygun bir durum olursa tabii ki biz bütün Balkanların NATO üyeliğini destekleriz noktasında bir açıklama oldu. Ben bu noktada tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin NATO'ya üyeliği bir kesim bir kesim tarafından şeytanlaştırılırken bir kesim tarafından vazgeçilmez olarak görülüyor ama şu var. NATO üyeliğinin bize avantajları ve zararları noktasında bir tartıya koyduğumuz zaman hangisinin ağır çektiğine bakmamız lazım. Bugün Türkiye'nin NATO üyesi olmadığını düşünelim. En büyük problemimiz bizim hangi komşumuzla Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la NATO üyesi olan ve bir Yunanistan ve NATO üyesi olmayan bir Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilk dalaşına girdiğini düşünelim. Veya Doğu Akdeniz'de kapışmaya çalıştığını düşünelim. Veya bugün biz Prizren'de 100 yıl sonra Mehmetçiğin orada bulunması neyden kaynaklı? O NATO üyeliğinin bize kısmi olarak sağladığı bir takım avantajlar var. Evet NATO'nun genel perspektifinin e, doğru bir perspektif olmadığını herhalde Türkiye söyler. Bunu şöyle örnek vereyim. Biz NATO'nun en büyük ikinci veya üçüncü ordusuyuz. Bu çok sık tartışılıyor ama şu bir gerçek ki en büyük üç ordusundan bir tanesiyiz. Ben 2009 yılında Romanya'ya gittim. Çalışma alanım Balkanlar. Hocam ana sınıflarında dahi NATO bayrağı var. Siz hiç Türkiye'de bir askerlik şubesinde dahi NATO bayrağı gördünüz mü? Çünkü Türkiye'nin NATO'ya bakış açısı bir Hırvatistan'ın bir Romanya'nın bakış açısından çok öte. Çünkü Türkiye tarihsel olarak bir imparatorluk geçmişi de olduğu için NATO'da söz söyleyen ve oyun yapıcı bir rol tam, üstlenmeye çalışıyor. Tam tersinde Rusya'da da NATO düşmanımız diye ilkokulda orta öğretimde ders yapılıyor. NATO üyeleri. Ki bu tarih eğitimi aslında çok önemli ki mesela işte bütün dünyada tarih ders kitapları Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından hmm. geçer. Bu bizde de böyledir. Çünkü bir vatandaşın eğitimi o ülkenin vatandaşı yapan şey bizim ilkokuldan bugüne kadar aldığımız eğitimdir. Şimdi biz tarih ders kitaplarında aşağı yukarı Türkiye'nin düşmanlarını öğrendik. Dostlarını öğrendik. Peki NATO ile ilgili bir şey okuduk mu? Bir... NATO'nun bizim için vazgeçilmez olduğunu okuduk mu? Hayır. Onun için Türkiye'nin NATO'ya bakış açısını değerlendirirken bizim kendimizi işte Bulgaristan kompleksinden NATO'ya üye olmak için ülkenin adını değiştiren Kuzey Makedonya'dan ayrı bir konumda tutmamız gerekiyor. Bu Türkiye'nin pozisyonu. Kore bile bizim tarih kitabına girmez. Kesinlikle. Ko Kore'de bayağı harbimiz var. Aklıma da Nasıl, şey geldi ya, hocam. Zaten ya. ondan girişimiz zaten o Kore Savaşı'ndan evet, sonra. Ya, NATO, yani o bile ya alınma, tarih davet... kitabında yok. Tabii, tabii, Ama tabii. aklıma şey geldi. Kosova'da Bush'un heykelini mi dikmişlerdi? Hocam Kosova'da Bush'un heykeli, Clinton'ın caddesi, Arnavutluğun bütün köylerinde e, neredeyse Başka Bush'un heykelinin olduğu başka yer var mı? Başka mıdır acaba? bir ülke yok hocam. Çok bu, Açıktan bu kadar Amerikan vari olan başka bir... E, Clinton mıydı Bush muydu? Hocam bütün Amerikan başkanlarının heykelleri var. ve caddeleri... <laughs> Bölgede sahip hocam tekrar Balkanlar konusuna kısaca şöyle döneceğim Ukrayna krizinin uzaması Balkanlarda çok ciddi bir krize sebep olabilecektir. Olabilir. Neden? Çünkü hala hazırda Bosna Hersek içerisinde bir kriz mevcut. Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Bosna Hersek'teki yapının yeniden revize edilmesini istemekte. Bu yapı nedir? Bildiğimiz gibi ikili bir federasyon yapısı var. Üç milletli üç ortaklı ikili bir federasyon. Yapısı var ve Sırplar daha söz söyleyici bir hakka gelmek istiyor ki, ki zaten daha nasıl söz söyleyici olabilirler? Ülkedeki bütün yasaları veto etme hakları var. Bosna Hersey'i bir güvenlik konseyi gibi düşünün. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi. Hı -hı. Ama son iki yıldır özellikle Rusya'nın e, Sırp lider Dodi'ye açıktan verdiği bir destek var. Ve bütün batının aklındaki soru şu. Ya Sırbistan'daki Vucic yönetimi de bu e, trene binerse? Ki biz son haftalarda bunun işaretlerini gördük. Evet. Çünkü Rusya'nın bir açıklaması oldu. Evet. Balkanlardan paralı milislerin e, Ukrayna'da Rus ordusuna karşı savaştığına dair elimizde tespitlerimiz var dedi. Ve Vucic bir açıklama yaptı. Bu çok ciddi bir tespit. Biz bunu araştıracağız. Neden? Çünkü Sırbistan ve Kosova ile hala hazırda, hala çözülemeyen bir belediyeler problemi var. E, Kosova içerisinde bir Sırp nüfus var ve bu nüfusun Sırbistan'daki seçimlerde oy kullanma hakları var. Çünkü Sırbistan'a göre onlar Sırbistan vatandaşı ve tabii ki oy kullanabilirler. E, karşılıklı sınır antlaşmazlıkları var ve bu krizin tırmandırılmasının yeniden Kosova'da Bosna Hersek'te bir çatışmaya dönüşme ihtimali bu çatışmanın büyümesi bugün hocam Kuzey Makedonya'nın nüfusunun üçte biri Arnavutlardan oluşuyor ki biz 2001'de Arnavutların bizim arkamızda bu kadar Amerikan desteği varken deyip e, Makedonya'nın yarısını ele geçirmesine şahit olduk UÇK'nın Ohri Bari süreciyle evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin araya girmesiyle e, Makedonya'daki 1974 anayasasına göre Arnavutların tüm haklarının yeniden Arnavutlara verilmesi var. Türkiye bu noktada Balkanlar güvenliğini çok önemsiyor. Çünkü tarihi retoriğe göre imparatorluğun çöküşünün aslında Balkanlar merkezli başlaması ve daha sonraki Yugoslavya savaşında oradaki insanların oradaki insani krizin aslında ilk Türkiye olması ki biz bunu 93 harbinden bugüne aslında Türkiye oradaki bütün Müslümanlar için bir öz ana vatan durumunda. Ana vatan tabii ki onların kendi ülkeleri. Sadece dindaşlarımız da yok, soydaşlarımız ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya mesela Türkiye bu noktada çok şeyden vazgeçmiş durumda Balkanlarda. Diyeceksiniz ki Türkiye Balkanlardan nelerden vazgeçti? Örneğin bugün Yugoslavya'nın dağılma sürecinde bütün ülkelerin 1974 anayasasına göre Tito dönemi Yugoslavya'sında 1974 anayasasına referansla bağımsız olduklarını görüyoruz. Kosova'yı ayrı tutuyorum. Kosova federal bir cumhuriyet değildi. Özel bir bölgeydi ama federal cumhuriyetten Biraz az özel bölgeden fazla yetkileri vardı. Özel bir durumu vardı. Örneğin Kosova'da 3 kurucu millet vardı. Sırplar, Arnavutlar ve Türkler. Bugün Kosova'da 2 kurucu millet var. Sırplar ve Arnavutlar. Arnavutlar. Türkiye bu hakkından Balkan güvenliği için ne yazık ki vazgeçti. Makedonya'da bağımsız olurken 3 kurucu millet vardı. Bunlar Makedonlar, Arnavutlar ve Türkler. Ne yazık ki Türkiye Yunanistan'la olan siyaseti, o rekabet siyaseti sebebiyle, yine Balkan güvenliği sebebiyle Türklerin bu kurucu millet hakkından vazgeçmek zorunda kaldı. Bizim doğru bir tarih hmm. okumamız Türkiye lazım. Türkiye onlardan vazgeçerken Yunanistan devletin ismini değiştirdi. Hocam bu konu Yunanistan tarafından da memnuniyetle sağlanan bir konu değil ama aslında Ukrayna'nın Yaşadığının bir benzerini Kuzey Makedonya yaşadı. Hmm. Oradaki referandum şu şekilde yapıldı. Ülkenin ismini değiştirmesini istiyor musunuz diye yapılmadı. Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya üye olmak için Makedonya'nın Kuzey Makedonya olmasını istiyor musunuz diye hmm. yapıldı ki anayasaya göre de yeterli oya ulaşamadı ama Batı'nın desteğiyle meclisten tamamen anayasaya aykırı bir şekilde İsim değişikliği ya, yapıldı Güney, çünkü Güney Makedonya mı yumurtlayacaklar? Ne anlıyoruz bunda? Yani Yunanistan açısından mı hocam? Güney Makedonya diye bir yer mi çıkaracaklar? Güney hocam? Makedonya diye bir yer aslında Yunanistan'da var kendi bölgesi olarak da aslında Yunanistan'ın burada yapmak istediği şu burası bir bölge Makedon İmparatorluğuna atıfta bulunamazsınız ki ilk önce zaten Makedonya'nın bayrağını değiştirdiler. o İskender'in Güneşi bayrağını Yunanistan kabul etmedi. Makedonya'nın ilk verdiği taviz bayrağını değiştirmek olmuştu 90'larda. Bugünkü süreçte de ismini değiştirdi. Yani bizim buradaki farkımız düşünebiliyor musunuz? Önümüze bir referandum gelecek. İşte Avrupa Birliği'ne üye olmak için Türkiye'nin adı Anadolu Cumhuriyeti olsun. Kuzey Türkiye olsun. Doğu Türkiye olsun. Bu hiçbir ulus devlet için kaldırılabilecek bir şey değil ve milliyetçi refleksler için de aslında ee, çok büyük bir psikolojik yıkım evet. ve bu yıkımın üzerine Rusya'nın yeniden bu Ukrayna krizinde köşeye sıkıştırılmasının Balkanlara sıçramasını düşünebilirsek e, bu krizin bütün Avrupa'ya yayılma ve gerçekten sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali var. O açıdan Türkiye'nin oynadığı rol oldukça önemli. Biz bu tecrübeye nereden sahibi hatırlayalım. Arap Baharı'nda Suriye krizinde Türkiye'nin İlk aldığı pozisyon Türkiye'nin kendi başına aldığı bir tercih değildi. Batı'nın sonuna kadar e, arkasında durdu ve Türkiye'nin desteklediği bir pozisyondu. Ancak gelinen noktada e, Türkiye yalnız bırakıldı ki buna o dönem değerli yalnızlık dedik hmm. ve bunun içerisinden yine kendi gücümüzle çıkmaya çalıştık. Çıktık da neden? Çünkü biz bir Ukrayna değiliz. Biz bir Macaristan da değiliz. Biz 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 bir Polonya da değiliz. Evet. Peki o zaman şimdi Türkiye'nin evet. e, pozisyonunu biraz daha konuşalım isterseniz. Evet. E, bugün şimdi bu Erdoğan-Biden görüşmesi. Hani Türkiye NATO üyesi e, ama Rusya'yla da Ukrayna'yla da çok evet. hem ticari hem de e, birçok alanda ilişkimiz var. Evet. E, bugüne kadar böyle bir şey görmedik ama bundan sonrası için Türkiye'yi zorlayıcı bir tavır içine girebilir mi? ABD farklı talepler olabilir mi Türkiye'den bir taraf olma noktasında olursa evet. Türkiye e, nasıl bir duruş sergiler yani bu şeyi e, hani ilk bölümde de şey yapmaya çalıştım ya o Suriye'deki o paylaşım hikayesi iki tane süper gücün birebir karşılaşmadığı halde bir vekalet. Bu arada e, araya giriyorum ama kusura bakmayın bir son dakika var onu söyleyeyim onun üzerine tekrar sizin yorumlarınızı alalım. Biden'ın bir açıklaması var ABD'nin daha doğrusu Biden Türkiye'nin diplomatik girişiminden dolayı çok memnun diyor. Hı -hı. Zaten evet, ilk bölümde de Hı -hı. hepimiz hep girdik zaten e, görünen. Başarı anlamında. Şimdi Su Suriye hikayesinde paylaşım ve sonunda geldiği nokta Suriye'nin şu anda bulunduğu nokta ya ben çok fazla Ukrayna'nın benzetiyorsunuz yakın geleceğine benzetiyorum yani e, ilk bölümde yine konuştuk şeyi e, iki en bölünür üç m bölünür nasıl olur diye çünkü aynı şeyler oluyor vekalet savaşları o zaman e, Suriye'de işte e, Uygur tarafı Doğu Türkistan tarafından veya işte işitti veya YPG, MPG o şeylerin kullanıldığı dönem Şimdi aynısını bunu içerisinde bu azov tümeni denen bir şey var bu neonazi diye nitelendirdiği Rusların o var ona karşılık da işte kısmen Çeçenlerle konuşuluyor başka Ka yerden e, 50'ye 50 yakın ülkeden e, yabancı uyruklu savaşçı geleceğinden bahsediliyor. Şimdi aynı bir Suriye hikayesine doğru gidiyor. Aynı Suriye hikayesine doğru gidiyor. Benim gördüğüm Gördüğünüz Yani bu. hani bugün mü biter, yarın mı biter, ateşkes olur mu olmaz mı, geçici ateşkes olur, insani koridor açılır gibi gibi. O zaman uzayacak Şimdi, bir süreç var önümüzde yani. benim görüşüm o şekilde. Çünkü bak, bakın Suriye'de de çıkışı, denize çıkışı kim aldı? Rusya, Rusya aldı değil evet. mi? Yani o Tartus'ta, Hümeyim e, üstünde, Laskiye'de o, e, münasir, o ekonomik o sınırların da olduğu bir alan var. Orayı kiralamasından dolayı ve Beşer Esat'ı arkasında duruyorum dedi. 10 sene sonraya gelin. Yani o 2011'den başlayın. 10 sene sonraya gelin. E, arkasında yani Zelenski'nin arkasında bu sefer batı duruyor. Yine çıkışı kapatmaya çalışan bir Rusya var. O e, işte her konuştuğumuz Karadeniz'e olan çıkışı Hı -hı. kapatmaya çalışan bir e, Rusya. O hani bu bağlamda ikisini ben karşılaştırmalı şekilde hani hep tarih benzer. Zaten benzemese niye tekerrür etsin gibi hani bir, bir, şey var ya bir sözde var ya. Zaman yani o zaman da tecrübeler de çok önemli. Aslında Türkiye bugün geçmişteki tecrübelerinin tabi 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 kesinlikle. Yani hocam onun için dediği, bak Balkan buruk şimdi bunun bunun nerelere sıçrayabileceğini çok iyi kestirmek lazım. Neden? Bu olay başlamadan önce ne oldu? Hemen hatırlayalım kısa. Böyle biraz böyle bir geriye sarın çok kısa. Kazakistan'da ne oluyordu? Doğru. Belarus'ta ne oluyordu? Ondan önce Türkiye suçladı. Hatırlar mısınız? Türk hmm. Hava Yolları Suriyeli mültecileri bindirip Belarus sınırında Polonya sınırına Polonya'sına dayarlardı. Hatırlıyor musunuz onu? Hmm. Çok uzak bir zamandan bahsetmiyorum yani. birkaç ay öncesi. Biraz orayı zorladım. Biraz orayı zorladım. Burası zaten olacaktı. Burası zaten olacaktı ki şu an tam net pozisyonları yani neden bunu yaptığını anlıyoruz Rusya'nın. Neden bu zamanı seçtiğini de anlıyoruz da e, bu aksiyona girme yani bu uluslararası hukuka aykırı görülecek uluslararası hukuka aykırı yani bu yapılan direkt ilhak hareketi. Çünkü Batı ittifakı gibi olayı e, ...şey edemezsiniz. E, kavramlaştıramazsınız yani hani insanların kafasında oturtamazsınız. İşte Irak'ta bilmem kimyasal şunlar bunlar vardı işte ben onun için girdim. Suriye'de şu vardı kimyasal şey atıyordu. Ona girdim gibi kavram sallaştıramazsınız. Rusya'nın tabii sıkıntı da olduğu şey bu. Onun için o karşılaştırmalı anlamda baktığımda şimdi Kazakistan'a tabii ki çok dikkat etmek lazım. Balkanlar, mesela Belgrad'daki o yürüyüşü gördüm ben. Rus yanlısı yürüyüşü gördüm. ha haftaki... Ukrayna yanlısı yürüyüşü gördünüz mü hocam? Ukrayna yanlısını görmedim, Rus yanlısını Şöyle gördüm. Diyeyim, birisinde 10 kişi yürüyor. Ukrayna yanlısı mı olmuş? Evet. Binlerce insan yürüyor. Yani hani. Ama bu, bu, hep konuşuluyor yani bu Ukrayna savaş başladığından beri bu Balkanlarda olabilecek bir. Çünkü e, şeyi Sırbistan işte hocam söyledi yani hani direkt birebir o bizim o tarihte o Panislavizm yani işte bizim imparatorluğun ee, Karlofça sonrası böyle bir Hatta yavaş, bak, yavaş, yavaş 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 e, yavaş gerilemesi. şöyle yorumlar var. İşte yarın Saraybosna'da Avusturya büyükelçisi de vurulursa bütün denklem yerine oturacak. <laughs> değil mi? Ha, <diye. gülüyor> başlaması e, için. doğru yani. Şimdi be bir aynı anlamda değil ama bizim güneyde o zaman Suriye'de verdiğimiz tepki ve ondan sonraki değişikliğimiz şimdi çok daha ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Bakın Suriye'de o zaman bu kadar şey değildi. Ve Suriye'de o olaylar olduğunda ...başımıza... E, ...YPG şu bu, o bölünme hikayeleri geldi... ...Irak toparlanmaya çalışıyordu... ...Amerika çıktı... ...üstüne işte İran-Hilali diye konuştuğumuz... E, ...Suriye-Lübnan'a şeye bağlantı... ...aşağıda Yemen... ...değil mi? ...İran devreye girmişti... ...yani öyle bir akış var ki baktığında... ...bölgesel anlamda devreye... ...sokulmaya çalışılan... ...farklı farklı şeyleri tetikliyor... E, ...bunlar hep bizim dengemizi bozar... İşte ...Suriye'nin bozduğu gibi... Şimdi şey ta çok daha e, doza arttı. Neden? Bu sefer Batı ittifakı dediğimiz şey, devlet başkanının, seçilmiş devlet başkanının arkasında duruyor. Ve onların yaptırım kartlarını kullanması, finansal sistem orada. 200 Yıl Savaşı sonrasında rezerv para birimi özelliğini koymuşsun. Uluslararası şeyleri koymuşsun. IMF'yi, Dünya Bankası'nı değil mi? Oraya koymuşsun. E buna karşılık işte o dönem Türkiye'ye Kore, Kore Savaşı'ndan bahsetti hocam. Şimdi Kore Savaşı'nda yapılanlara karşılık NATO Kartı o zaman açıldı, değil mi? 1950'lerde. Şimdi o dönemki yapılanma, işte içerideki vesayet yapılanması, o zamanki NATO yapılanması ta o dönemden geliyor. Aslında birebir o dönemde bir şeye karşılık yapılmış. Hocam, tekerür demişken şunu da ekleyeyim. Güney Kore'de Yeni bir devlet başkanlığı seçimi oldu. Hı hı. Daha önce hiç siyasete girmemiş olan e, Yun Suk-yeol diye birisi devlet başkanı seçildi. Hı hı hı, ve da, seçim evet. boyuncaki bütün söylemi Rusya ve Çin'le olan e, Güney Kore'nin bütün ilişkisini sıfırlayacağız. Hı hı. Yani aslında 45'ten 2022'ye geçişte sizin de bahsettiğiniz gibi o tekerrür durumunun benzeri hareketlerini görüyoruz. İşte Birinci Dünya Savaşı başlarken o Balkanlardaki sıkışma hı hı. bugün yeniden Bosna'daki sıkışma o Kore'deki sıkışmanın hocam bugün mı? yeniden Kore'de i̇şte hiç bak, daha çok, önce çok siyaset güzel, tecrübesi olmayan Çok güzel birisinin söylüyorsun hocam bak, ben benim, benim okumam şöyle şimdi bu Avrupa'nın hikayesi Kissinger falan da çok söylüyor Westfalyadan başlar bu Westfalya'da kaç yıl otur, savaşlar otur. sürdü yani Hollanda İspanya savaşta obunla değil <laughs> herkes herkese de herkes herkese savaştı oturdular 1650 gibi o işte e, da da Münih'te, Münih'teydi diye hatırlıyorum. O görüşmeler, hmm. konferanslar... ...toplandılar, şey yaptılar. Vesfalya Anlaşması'yla... ...ondan sonra Osmanlı'nın... ...zaten bak o başlama hikayesi... ...2. Viyana kuşatmasına, Karlofça'ya gider orada başlar. Sonra Rusya'nın ortaya çıkması başlar. Sonra da Prusya işte. Sömürge hikayeleri bizi 1. Savaşı'na götürdü. E bunun elini, ayağını, kolunu, bacağını kestiğinde... ...Almanya'nın... Işte ...alsastören hikayesi... ...gitti Dünya Savaşı Savaşı'na. Ruslar sayesinde bu dengeyi kurdular. Şimdi o ilk bölümde konuştuğumuz o kırılma hattı var ya tektonik hareketler var ya o hareketi bir şey gibi de okuyorum ben. Bu tarafta e, Westfalia sınırlarına sonradan bu şekilde dahil olmuş bir Almanya var. Bu tarafta Rusya var. Tarihsel olarak Almanya ile iç içedir bunlar. Ya bizim nasıl işte Balkanlardan e, prenses aldık, o aldık, o geldi. İşte Kırım'dan Hürrem geldi gibi i̇şte ilişkilerimiz var ya. Girift hale gelmiş ilişkilerimiz. Aşağıda da biz varız. Yani orada bir üçgen çizdiğinde yine ağırlık merkezinin bu sefer buraya doğru kaydığını görüyorsun. E şimdi sen o zaman hem 1950'lerden gelen bir vesayet sistemin var. NATO'nun şey yaptığı, kurduğu bütün askeri sistemin var. Tüm askeri sistemin var. Tüm içeride konuşuyorduk da emekli paşaları şunları bu. Tamamen o tetrisattan geçmişler. Değil mi? Brüksel'de Amerika'da aldığı eğitimler şunlar bunlar. Böyle bir yapım var. Burada oynanan dönen hikayeyi görüyorsun. Çünkü Zelenski'ye yapılan da belli. Bir bakıyorsun NATO'dan soğudum falan demeye başladı evet. değil mi? Yatıp kalkıyor İngiliz parlamentosunda konuşma yapıyor. Bir bakıyorum İngiliz parlamentosunda konuşuyor. Alkışlıyorlar böyle. Biden oradan şey yapıyor. Hadi gönderelim. patları gönderelim. Tank savar gönderelim. Anti tank bilmem füzeleri gönderelim. Tamam gönderdin. E ne olacak şimdi? Zelenski ne olursa dışişleri sözcüsüne soruyorlar şeyde. Amerikan dışarısı. Yani sen eski öldürürse ne olur? B planımız var diyor. Tabii hmm. ki var. E şimdi burada kim ortada kaldı? Ya O zamanki Suriye halkıyla aynı benzerlik görüyor aynı musunuz? Halkı, tamam. Suriye halkıyla kaldı. O zaman bu kadarları <laughs> koşmadılar. İşte Vesfalya. Esed yani, Esed'in B planı mı yoktu acaba? Esed'in B planı mı yoktu acaba? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani onlar orada o kırımdı şeyin beşer Esad'ın arkasında durması. ...paylaşımlarına girmesi... ...Lavrov'un o zaman söylediği işte... 3 Dünya Savaşı'nı ben çıkartırım... ...biz buradayız artık. Eset, demek ki ESET gidince kim gelecek sorusunun... ...cevabı onlarda yoktu belki de. Bilmiyorum. Ya da araların anlaşamadılar işte. Yani sonuçta diyoruz ya... ...süper güçler birbirleriyle savaşmıyor. İşi vekalete dönüyor. Anlaşabildikleri yerler var. Anlaşamadıkları yerler var. Bu diplomasi koridorlarında çok konuşulur. 24 saat, 48 saat, 72 saat... ...bunlar birbirleriyle böyle bağırış çağırış... ...böyle masada otururlar... Tak bir şey söyler. Tak tamam deyip böyle atarlar imzayı kalkarlar. Bunlar böyle. Yani bunlar böyle. Şey yani de, bir o, ton safsata da duyarsın Batı'dan, o, NATO'dan. Putin'den pek duymazsın. Daha şeydir ihtiyatlı şey. insan. hani konuşurken şey ederken. Şey. Yani şimdi 30, Ruslarla... 30 yıl savaşından sonra da neredeyse 30 günde kavga ediyorlar. Hiçbir anlaşma tabii, tabii, şeyi tabii, falan yok ya. Tabii tabii. Yani şimdi biz Rusya'yla can ciğer olalım falan gibi bir hikayeden bahsetmiyoruz burada. Ama yani artık böyle duvarın sıvası attı, o döküldü, su akıyor, küflendi. O gördüğün duvar var ya bu taraf. Hani batı tarafı dediğimiz. Ya çok net görüyorsun bunu. Tamam. Biz bundan kritik önemdeyiz. NATO'daki ağırlığımız belli ama her şeyi bir şey yaparak aldık. Bir şey yaparak alıp onun üstüne koyduk, 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 koyduk. Şimdi bir şeyler değiştirmeye çalışıyoruz yani çalışılıyor bu ülkede yani hem iç siyasetin dizaynında hem hmm. dış politika dizaynında. Duvar köhne mi diyorsun? E duvar artık yani ba bayağı bir şey kokusu mokusu, kokusu kokun <laughs> salar o küfler <laughs> Yani yani o şekilde duruyor çünkü yani işte veriyorum örneği ya Suriye'de bir ton şey oluyordu hiç hiç gıgını çıkarmaz ne olduysa ne bittisi. O oldu hmm. işte darada olanlar. O işte misket bombaları attı diyor. O oradan kimyasal şeydi. O gitmiş İngiliz bilmem ne İstanbul'da öltüldü ya. Gidiyor orada bir tane bir stage hazırlıyor böyle. Sahnede kendince böyle bir şeyler. Şeyler sıkıyorlar böyle bilmem boğulduk bilmem hastane hmm. şey attılar falan. Şimdi aynısı oluyor. Azo tümeniyle ilgili Ruslar diyor işte Maripol'daki hastaneye doğum servisini vurdular diyor. O diyor ki azo tümeni kullanıyordu diyor. Karşılıklı bir dezenformasyon. İnanılmaz. Kesinlikle. E şimdi bu kimin savaşı? O kimisi şu gördüğümüz, konuştuğumuz şey insanlar hariç konuşuyorum. Tabii ki ölmesin. Keşke bitse ama burada bir şey tetiklenmiş. Evet. Ya yani burada bir şey başlamış ve Suriye olmaya doğru gidiyor. Şimdi Afganistan falan olur mu diyorlar? Afganistan ayrı bir şey. Bu bayağı bir Suriye'ye benziyor baktığında. Ve bu noktada Türkiye Suriye'de yaşadığını yaşamak istemediği tabi. Tabi. bir tabi. Tabi. konuma tabi. getiriyor. Tabi. Tabi. Ben bunu neye benzetiyorum? Polonya'nın eee açıklaması olduğu uçaklarımızı Ukrayna'ya vereceğiz. Karşılığında Amerikalılar bize F16 verecek. Hem biz de eski, köhnemiş uçaklardan kurtulacağız. Hem bu büyük Ukrayna direnişine Desin. en büyük katkıyı vereceğiz. Hem de bu sayede Batı'nın kemikleşmiş bir parçası olacağız. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde siz de çok iyi bilirsiniz hocam. Macaristan ve Polonya'nın durumu son 10 yıldır sürekli tartışılıyor. Bunlar birliğin ayrık çocukları gibi şeklinde ancak e, Türkiye bu tuzağa düşmedi. Neden? Çünkü Suriye'de yaşadığı ciddi bir tecrübe var. Hı hı. E, ve düşünebiliyor musunuz? Aslında Türkiye'den beklenen ve umulan ilk savaşın başladığı aşamada neydi? Türkiye hemen Ukrayna'nın yanında bir konum alacak. Rusya ile tüm irtibatını kesecek. E, ve bu, bu işte o zaman en büyük zararı Türkiye görecekti. Biz bunu hocam Suriye'de yine Balkanlar'a Geleceğim. İlk hatırlayın hocam Suriye konusunda işte biz Kosova Cumhurbaşkanı o dönem Haşim Taçi işte Suriye Kosova gibi oluyor. İnsanların hmm. müdahale etmesi lazım. İşte Türkiye'nin bu konuda alacağı direktifi destekliyoruz diye basında demeçleri var. Peki sonra hocam Türkiye'nin bu yalnızlaştırılma Batı kendisini silahlandırdığı güçlere Türkiye dedi ki Batı sonra atmosfer bir değişti. Türkiye IŞİD'i silahlandırıyor dedi. Aslında o silahlar Türkiye'nin kendi silahları da değildi çoğu ölçüde ve bu o konsepte Batı'yla biriydi. ancak Türkiye bu noktada yalnız bırakıldı. Ne oldu biliyor musunuz hocam? Kosova'da bunu Türkiye'ye çok büyük bir krize dönüşmesin diye açıklamadı ama Yunus Emre Enstitüsü'ndeki çalışanlarımız gözaltına alındı, işit destekçisi diye. TİKA'daki çalışanlarımız gözaltına alındı. Çünkü o, o sizde bahsettiğiniz Kosova'daki Amerikan hayranlığı hmm. bir anda o Türkiye orada, atmosferi orada durumu da dağıtabildi. FETÖ etkisi de var herhalde hala. Kesinlikle hala Her var. Her yerde zaten Uva. FETÖ etkisi var da ama bak bu kadar şey konuşuyorsak ve doğru yapıldığını düşünüyorsak hamama giren terler. Bunlar olacak. Yani onun taraftarısını diyecek, öylesini hmm. diyecek, demokrasi yok diyecek. Yani şimdi Amerikalılarla çünkü çok fazla mesaimiz var. Yani Anglo-Saxonlarla ben çok fazla hem Yahudilerle hem anglo çok fazla zaman geçirdim. Yani ciğerini biliyorsun der, der, derler ya o gerçekten batı tarafıyla çok fazla zaman geçirdik. Bak şimdi biz e şimdi ama Çin Çin mesela soruyorsun diyorsun bu, ki Çin çok demokratik, Rusya çok demokratik senin listende. Hı. Olsaydı buraya girmeyecek miydi ya? Soru bu. Şöyle, Ukrayna girmeyecek miydi? Çok demokratik. Her şey dumasıyla, şusuyla, seçimleriyle Ukrayna gene bunu yapacaktı. Yani Burada başka bir realizmden Olacak. bahsediyoruz. Evet. Eski bagajlar onun için ben Westfalia atıfta bulundum. Bir Dünya Savaşıyla şey 2. Dünya Savaşıyla bir şey oluşturuldu, bir cep oluşturuldu. Burada şeyler sümenaltı. Hindistan'daki e, Anglo-Saksonların çok şeyidir bu İngilizlerin. Böyle bu böl yönet hikayesi çok klişe bir laf ama adamlar yapıyor işte. Kaşmir'i bırakıyor oraya. Pakistan diyor Hindi olanlar bu tarafta hmm. diyor, Müslümanlar ayır bu tarafa diyor. E, Afrika keza e Kıbrıs e şimdi Lavrov Kıbrıs. sana neden diyor KKTC'yi ben tanıyabilirim veya biz o e, Şuşa koridorunu kapattığımızda operasyon yaptığımızda her yani Azerbaycan'dan bunu niye bekliyoruz Rusya tutuyordu yani KKTC'nin tanınmasını Ke bekliyorduk. Keşmir'den daha önemlisi var bizim adalar. E, adalar hikayesi. 12 adalar. Bunlar hepsi aynı hikaye şimdi bu bagajlar olduğu zaman bu sadece Türkiye'ye özgü değil ama ağırlık merkezi Türkiye olduğu için bu kadar Türkiye Türkiye diye konuşuyoruz çünkü 3 tane kıta var. Eski kıta var. Ağırlık merkezi işte İran. Türkiye dedik. Geçiş noktaları haplar, enerji transit noktaları o hale getirilmiş. Ama eskiden bagajlarım var. Ve toparlayamıyoruz. En ufak bir Barış Pınar'ın şu bu operasyonu yaptığında hop aynı medya şu an Ukrayna'ya şey yapan ayağa kalkmıyor mu? Kalkıyor. Bunlar yani insanlar ölmesi hmm. şudur, tabii ki hiç hoş şeyler değil. Yani biz bu boyutunu konuşmuyoruz tabii ama arkada var. bir NATO aklı var. Arkada başka bir akıl var. Ve sen bu seçimi buradan biraz kendini geriye çektiğinde o duvar o köyne duvar güzel kendini geriye çektin değil mi? Aa efendim işte Rusya'yla Avrasyacıyız falan. Avrasyacı falan da değiliz yani. Avrasyacı falan olacağım bir şey yok. Şimdi Ruslarla bizim Türkiye Cumhuriyeti'yle bağlantımızı kesen bu arkadaşlar yani. Alfabelerini biz Latin'e dönünce bunlar kiriyle çeviren gene bu Rusya. Konuştuğumuz 1917'lerde. Yani bunlarla böyle hani şey olmuyoruz Şeyden... bir ciğere şey dönme şey yok yani Batının Hı. burada belli bir duruşunun olması gerekiyor Tü... o duruşa Türkiye'ci demek çok zor değil mi Türkiye'de? Yani değil mi? <laughs> değil mi? Yani illa şey gibi bu ee, şimdi istatistik dersini biz anlatırken iki seçimli olan şeyler en zorudur. tamam mı? Varyansı en yüksektir birinin yüzde 50 olasılığı vardır Diğerinin yüzde 50 olasılığı vardır varyansı çarparsan yüzde 25 çıkar en yüksek varyansı ulaşır en riskli durumdur. E sen o çatala niye sokuyorsun devamlı? Evet. Orada mısın, burada mısın? Orada mısın, burada mısın? Ondan mısın, bundan mısın? Ya yok öyle bir şey. Hocam. Yani rasyonel bir insana bunu anlatamazsın yani. Hocam bu noktada hani Rusya'nın son dönemde sürekli tarihi atıflar yaparak gündeme gelmesi hmm. ki zaten hani bu Rusya'nın... Bulgaristan'da, Rusya Karadeniz ona, kıyılarında. Ona geleceğim. Zaten bu Rusya'nın bize olan bakış açısını özetliyor. İşte Gösterim. Bulgaristan ajanlık suçlamasıyla iki Rus diplomatı e, sınır dışı etti. Daha, daha doğrusu istenmeyen adam, personel Grata ilan etti. Rusya dedi ki biz sizi Türklere karşı özgürleştirmiştik. Hmm. <laughs> Şeye, o lafı kullandı özellikle. Biz sizi ve, Türklere karşı... Ve yine büyük. aynı ki Kırım hikayesi, Ukrayna ve Kırım hikayesinde... Çok para bunu, harcadığımız evet. bir savaş duru. İlk neden defa borçlandığımız, dış borç aldığımız savaştır o. Bu, bu bölge aslında 3 imparatorluğun hem kapışma alanı hem de 3 imparatorluğun aslında uzlaştığı bir bölgeydi. Bunlar hmm. Türk İmparatorluğu yani Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu veya Rus Çarlığı diyelim buna. Hı hı. Bir de hocam Almanlar, Alman İmparatorluğu. E Bulgaristan da öyle, Alman İmparatorluğu. E. bütün Alman prenslerden Aslında, mütevellit bir Balkanlar. büyük büyük Türk düşmanı kabul ettikleri Levski'den Ruslar da rol çalmış oluyor. <laughs> evet, 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 Yani evet. bu noktada hani e, Rusyacı veya işte e, Amerikancı, ben hocam NATOcu e, demiyorum çünkü NATO'cu dediğim zaman Türkiye'de bunun bir parçası hmm. hani bu ön kabulle hani NATO'cu aklın üçüncü en büyük aklı o zaman Türkiye. Yani şu şeyim var konuşurken NATO Türkiye'nin aleyhine bir adım atamaz çünkü Türkiye'nin kendi aleyhine bir adım at, atması gerekiyor. Çünkü karar mekanizmasında Türkiye var. Türkiye'nin istemediği hiçbir adımı atamayacak bir NATO var. Ama biz NATO'yu Amerika Birleşik Devletleri olarak görüyorsak o farklı bir durum ama... Hani NATOcu luk herhalde biraz da Türkiye'ciliktir belli bir oranda. Ee, eğer 90'lardaki karanlıkları falan da içine alıyorsa öyle olmaz. Hocam ee, bugün için e, bugün, değerlendiriyorum bugün ve ben şu açıdan bakıyorum bizim soğuk savaşta e, hani o güç denkleminde baktığımız zaman Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı vardı. Ancak soğuk savaş sonrası zaten asıl tartışmayı çıkaran yeni denklemde e, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. var mı yok mu tartışması. Çünkü bizim NATO'ya girme sebebimiz yıldızlarının çok güzel olması değil açık bir şekilde Rus tehdidini antikomünist cephe bir ya. antikomünist cephe bir, yani bir, bire bir yaşamamız evet. bizim NATO'ya girme sebebimizin gerisinde Marshall planı çıkar hocam hocam o Marshall kadar, Marshall planının yani, daha, anti daha antikomünist demem ondan zaten hocam 1950'lerin hikayesi şey işte Truman evet. George Kennan'ın ortaya Marshall planı, koyduğu planı. stratejinin içerisinde Yunanistan ve Türkiye'nin de dahil edilmesi ama bunun bizim açısından travmatik bir süreci e, Hitler'i e, dize getirmiş Avrupa'nın yarısını süpürmüş bir Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de açık ve net bir evet. şekilde toprak istemesi. Evet, NATO'nun şöyle avantajları olmuş olabilir. Hocam dedi ya ciğerini biliyoruz biz bu. Kesinlikle yani, çünkü içindeyiz. Biz son zamanlarda baktıklarını en iyi biz biliyoruz aslında. Son zamanda bizim bir avantajımız oldu. Rusların da ciğerini öğrendik. Yani Libya'da öğrendik. Suriye'de öğrendik. Başka birçok yerde Afganistan'da vesaire. Böyle bir şekilde çalışmamıza rağmen yani Aynen. orada Libya'da çalışmayı ve çalış yani da beraber Suriye'de keza öyle öğren. bugün tabii, tabii, tabii bugünkü yani. siyasetin ya. Devlet tecrübesi bu yani. Bugünkü siyaseti yüzdürmemiz de o öğrenilen şeyler. Yani yoksa mümkün değil bugünkü siyaseti başka bir akıl çıksa yönetmesi çok zor yani. Türkiye bu bütün geri planla beraber bugün tarafsızlığını koruyabiliyor. Her şeyini biliyoruz artık Rusların yani. Peki bu Aa, özellikle Libya'da da e, acayip ayağımıza doğru Nereye evrilebilir bu ilişkiler? Yani hem ticari anlamda hem siyasi anlamda Türkiye Rusya ilişkileri. Şöyle bizim ortak menfaatlerimiz var. Rusya'yla da var, Ukrayna'yla da var. Hı hı. E, fakat bu ortak menfaatlerin bir bölümünü Rusya-Ukrayna'dan almış olabilir. Yani bu savaşa bir maliyet öngörülüyor. Her savaşın bir ekonomik neticesi var. Bazı savaşlar hatta sadece ekonomik faydası için yapılır. Eğer buradaki amaç Karadeniz'deki gazları veya enerji havzalarını kontrol etmekse Ruslar için ve Avrupa'nın kendine olan bağımlılığını sürdürmekse Rusya bu maliyetleri tolere edebilir. Ki Karadeniz'in istikrarlı olması bizim keza yine ortak menfaatlerimiz bakımından önemli. Şöyle de bir yönü var işte Türkiye'nin mevcut pozisyonu Avrupa ile Rusya arasındaki çok büyük ticaretin, fevkalade büyük ticaretin sürdürülmesi için bir kanal da olabilir. Çünkü bunların bir kısmı stratejik ürünler yani çoğu hatta Rusya ile Avrupa ilişkisinde Rusya'dan Avrupa'ya doğru neredeyse tamamı stratejik ürünler. Avrupa'dan Rusya'ya doğru da Rusya için stratejik ürünler mesela dediğim gibi en büyük ithalat kalemi nükleer e, santral altyapılarıdır Rusya'nın. Çok önemli. Otomobil bizim togumuz geliyor. E, optik büyük bir kalem olarak gözüküyor. Diğer kimyasallar vesaire. Türkiye şimdi bu Avrupa'dan bunları temin edip Rusya'ya satarsa hem Avrupa ile ticari hacmi büyüyecek ama bu ithalat yönüyle büyümüş olur. Fakat Rusya ile ticari hacmi ihracat yönüyle büyür. Rusya bizim en büyük cari açık verdiğimiz ekonomi. Ee, enerji enerji, ben, enerji, enerji kaynaklı. O büyük oranda i̇şte, kapanabilir. Yaptırım olabilir. konusu devreye girecek hocam. Ee, orada, yaptırım, orada orada bizi sıkıştıracaklar onu Şöyle yani. sıkıştırmalarını biz tolere etmek durumundayız. Ee, bunu çünkü nasıl yöneteceğimizi çünkü üreteceğimizi Şöyle bir şey oldu. Hocam bunu bunu biraz daha geriden okuyalım. Ee, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la bir e, buluşması oldu. Zannederim Katar'da oldu değil mi? Hı hı. E, ardından Bireşik Birleşik Arap, Arap Emirlikleriyle, Emirlikleriyle oldu. oldu. Aynı eksendeki Türkiye'nin politikasının aynı eksenindeki bir diğer ekonomi de İsrail. Bugün 15 yıl aradan sonra İsrail'le bir görüşme oldu ki enerji konusu gündeme geldi. Aynı gün e, Aliyev'le görüştük. Bugün yani. <laughs> e, Aliyev'le görüştük. Bunun da gündeminde enerji var diye anlıyorum. Çünkü şöyle bir okuma. Türkiye'nin enerji bakımından ciddi bir yatırımı var. Ne demek istiyorum? Türkiye zannederim son dönemde ekonomisini enerji, finans ve güvenlik alanında yükseltmek istedi. Gerçekten bu, bu üçü olmayan bir ekonominin güç olduğundan bahsedemeyiz. Yani bir ekonominin güç olduğundan bahsedeceksek enerji, finans ve güvenlik Hı, e, doğru, yatırımlarının evet, yeterli doğru, olması lazım. Ki Rusya bugün içine düştüğü bunalım. Rusya demek ki yeterince güç değildi. E, finans tarafı zayıf olduğu için bugün bunalıma düştü. Türkiye, şimdi savunma sanayi tarafındaki gelişmeleri e, herkes biliyor. Onları yeniden hatırlatmama gerek yok. Enerji tarafında ya, bütün e, altyapı yatırımları, yani e, boru hattı yatırımları çok stratejiktir. Bir de şu gemi yatırımları. Yani şu anda bu denizlerde e, sondaj vuracak olanların Türkiye'den gemi istemesi lazım. Hı hı ki Türkiye'nin zaten e, burada enerji havzası bulması şu anda bütün Karadeniz için e, belki hiç aklında olmayan ekonomiler için bir umut ışığı yaktı. Bu Akdeniz'de de yansıması var. Bir de Türkiye bunu çıkarabildiğini de göstermek üzere. Yani şunu bir Türkiye bir umut e, yeşertti. Bir de bunu finanse edecek teknik altyapıya, mühendislik kabiliyetlere. Ve sahibin mesajını da veriyor yani işbirlikleri de yapabilecek durumda. O yüzden buranın bizim Rusya ile işbirliği yapmamız bu anlamda Karadeniz'de çok zor çünkü Rusya yeterince güçlü kendi varlıklarına ulaşmak anlamında. Fakat diğer ekonomilerle bizim öner, önemli çalışmalarımız olabilir. Bu da Karadeniz'in güvenliğine bağlıdır. Aşağıda bir de Akdeniz denklemi var fakat. Şu anda beşinci gemi yolda. Ee, i̇nşallah selametle gelsin. Ee, bu i̇şte. Akdeniz'deki İsrail'in ziyareti, son dönemde Mısır'la, Mısırla normalleşme vesaire hı hı. Başka bir hikaye ortaya çıkarıyor gibime geliyor. Ee, bakın bu savaş başladığı hafta NATO üyesi bir ülke yani ismi de Yunanistan. Her yere gidip Türkiye şikayet ediyordu. Hı hı. Ya savaş, bak bu savaş büyürse Rusya'nın birinci hedefinde sen olursun. Yunanistan olur. Hı hı. Hocam. Ee... Çünkü şöyle de bir şey oldu hocam. E, i̇lk açıklamasında Biden dedi ki e, oligarklarınızın varlıkları var. E, düzelteyim. E, finansal sisteminizin, yani bankalarınızın ve diğer finans kurumlarınızın dünyada varlıkları var. Bunlara el koyacağım dedi. Rakamda bir trilyon dolar olarak verdi. Hı. Merkez Bankası varlıklarından çok daha büyük bir rakam. Aynı zamanda Güney Kıbrıs haydi el koyalım gibi bir şey söyledi. Çünkü Güney Kıbrıs önemli bir yer Ruslar için. Şöyle önemli. E, Güney Kıbrıs'taki offshore bankalarda duruyor Rus oligarklarının varlıklarının bir kısmı. E, onlar da buna çöker miyiz falan gibi mi? Ya ne kadar absürt bir kafa Şimdi bilmiyorum Şöyle ama. bir ekleme yapayım. Güney Kıbrıs'taki çifte vatandaşların %50'si Rus vatandaşları. Doğru. E, tabii orayla ki. çok sıkı tabii tabii o, Avrupa Birliği pasaportla çok konuştu. Malta falan Malta da böyle %40. bir şey sağlıyor, kullandırıyorlar diye. Şimdi ee, hocam şey dediğine. Ticaretle de alıyorlar. Enerji Fakat e, o, o, şurayı bir bağlayayım hocam. Tamam, hocam. Bu finansal tamam. varlıklar kısmını. Şimdi en son 2008 krizinde Rus oligarklar Güney Kıbrıs'tan paralarını çekmek istediğinde iflas etti Güney Kıbrıs. Evet. Onu hazine kağıtlarını elinde bulunduran Yunanistan'da emekli maaşı ödeyemez duruma geldi. Onun arkasına Avrupa'nın bütünü Almanya, Almanya devreye girdi. Krize Tomlulu, Almanya, yani. Almanya devreye girdi. Halen daha Avrupa Merkez Bankası işte bugün Lagat konuştu. Üçüncü çeyreğe kadar piyasaya para vermeye devam edeceğiz diyor. Fakat sen piyasaya para verdikçe piyasada petrolün fiyatı yükseliyor. Diğer emtiyanın fiyatı yükseliyor. Buğdayın fiyatı yükseliyor. Yani şu an öyle bir ikilem içindeler ki yani tam bir dilema yani Fed'in bilançosunu küçültmesi lazım Avrupa Merkez Bankası'nın da bu enflasyonist etkiyi ortadan kaldırmak için fakat şöyle bir uyanıklık yapıyorlar. Biz diyorlar faizi yükseltelim, faizi yükseltince dolar kuru küresel ölçekte değer kazanır. Böylece biz diğer ülkelerden daha ucuz almış oluruz. Yani biz kendimizi kurtaralım maliyetine o 2008 krizinin maliyetine. Diğerleri katlansın diyorlar. Bunların bilançosunu küçültmesi lazım. Yani şöyle söylüyor. Şöyle metafor ediyorum. Haftaya göreceğiz e, Fed şanları, diyor ki, bilançoyu hafta göreceğiz bakalım. O bilançoyu küçültme. Planı daha ortada yok. Konuşuyoruz." Faizi bile çıkaramayacak duruma geldi. Yani şöyle Fed'in bilançosunun Amerikan GDP'sine, gayri safi yurt içi oranı %35 seviyesinde. Bunun ampirik olarak 15 seviyeleri sürdürülebilir diye tartışılıyor. FED şöyle söylüyor, ben diyor zıplayacağım, dünyada dönüyor, böylece daha ilerideki bir yere düşeceğim. Yani gerçek konuşalım bulalım. FED'i zaten haftaya olduğu için zaten onu bir konuşalım. Ayrı... Yer çekimini bulalım, bayağı A ayrı. oldu. Tabii tabii, o ayrı Fakat... bir şey, enerji konusunu ben sana şu şeye bağlayayım. Şu anda yakın, buyurun, buyurun. E, yakın e, gelecekte, çok yakından takip etmemiz benim e, görüşüme göre, bu Viyana'daki İran toplantısıdır. Şimdi Rusya e, onu da sabote etti e, biraz. Hafta sonu hafta sonu artık şimdi hani İran'daki arkadaşlarımız da var. Böyle bağlantılar da var. Artık son imza atmak üzereyiz diyorlar. Hmm. Yani cumartesi günü öyle diyorlardı. Artık final draft çıktı. Son karşılıklı imzalar atmak üzereyiz. Atmaya i̇şte atmaya geldik dediler. Atmaya gel. Nisan'da şey IAEA'dan uluslararası atom ajansından nükleer Ajansı'ndan biri gelecek kontrol edecek. Mayıs gibi de kontroller tamamlandıktan sonra uranyum zenginleştirme ne seviyede olduğuyla iş bitmişti. İş bitmek üzereydi. Rusya araya şunu soktu. Dedi ki ben dedi Amerika Birleşik Devletleri'nden yazılı garanti istiyorum. Neyin garantisi istiyorsun? İran'ın bundan sonraki süreçte yaptırmalar geliyor ya bundan sonraki süreçte benimle herhangi bir ticaret yapması bir e, enerji ilişkisinde bulunması konusunda bir garanti istiyorum dedi. Hı. Şimdi bu neden önemli? hep vurgu yaptığım konu İran'la Türkiye hikayesi o iki tane geçiş yeri var ya tektonik hat kırılıyor dedik yukarıdan çizdik denizlerde aşağıda Sudan'a kadar Kızıldeniz'e kadar çizdiğimiz o hatta bu iki tanesinin hangi tarafta olacağı çok önemli. Şimdi İran bu anlaşmayı hala son noktası konmadı. İmzalar ise enerji transiti konusu işte o Güney Pars sahası Katar'la olan Basra saha onların geçişleri çünkü e, gazı taşıyabilecek iki tane yöntem var. Bir tanesi sıvı şekilde ya da iki maliyetli. Amerikalıların yaptığı gibi. Sıvılar ya boru i̇şte sıvılaştırma İran'dan, altyapısı da yetmez. Tabii, evet. tabii, yetmez. O ayrı bir de maliyet açısından bakıyorum ben. Ki şu an hani ...ilk e, birinde konuştuk ya Amerika'dan gelen gemileri ...LNG'le getiriyorlar ama maliyetleri belli. E, İran nereden taşıyacak o Güney Basra Körfezi'nden? Yorkezden. Nereden geçecek o? Türkiye'den. Avrupa yani çünkü Avrupa neden önemli? Ekonomik bölge. Yani Hı. üç tane Eee gayri safi milli hasılası büyük alan var bir tanesi Çin bir tanesi Meksika devletleri evet. Eurozon olduğundan dolayı yani abi, ekonomik zon olduğundan dolayı Avrupa Birliği olarak Hocam, Körfez'den e, çıkışta İran, en güvenli ülke de İran. İran'a ambargo kalkarsa İran'a ambargo kalkarsa işimize gelir. Fakat ben o denklemi şuradan yorumlayayım mı hocam? Tabii buyur hocam. Rusya eğer İran canını sıkarsa İran'ın canını sıkabilir. Çünkü Hazar diye bir problem var. Hazar'da şöyle bir problem var. Hazar deniz mi göl mü? Eğer denizse Münasır ekonomik bölgesi oluşabilir. Eğer gölse Münasır ekonomik hmm, bölgesi oluşursa evet, evet. İran'ın aleyhine büyük sahalar Azerbaycan'a ve Türkmenistan'a geçer. İran bunu istemiyor. Buranın bu sınırı olan ülkeler buna karar verecek. Göl mü deniz mi diye. Hocam göl niye... olmasının sadece İran'a İra, avantajı falan. var. Rusya için de şöyle bura gölse zaten her yeri istediği gibi tepe tepe Rusya kullanıyor. Rusya zaten Türkmen gazını kendi tepe üzerinden tepe gönderiyor. Kullanıyor. Yani Türkmen ucuz alıp zaten Avrupa'ya satıyor o yani. O Hazar'da İran'ı çok sıkıştırabilir Rusya. Perişan edebilir zaten yani. Zaten bak cumartesi günü imza atılmak bugün ne? Perşembeye geldik değil mi? Hocam bir de Güney Azerbaycan yani? konusunda Rusya İran'ın aleyhinde bir tutum alabilir. Öyle e, bir süreçte. Bizim orada e, yapacağımız yol otoyol çalışması keza İran'ın çok canı sıkan gelişmeler. Yani orada o şey şimdi o arada birçok şey değişebilir. Çünkü şimdi İran'da bakıyorum bazı böyle sağ şey gruplar şey falan da bizim o e, işte Tebriz tarafı ve Ermenistan'la Ermenistan'da sınırımız var diyor. Şuşa şu koridorunun olduğu hat Karabağ bölgesi yani oradaki şeyleri kurcalıyorlar. İlginç bir hikaye var çünkü zaten süper güçlerin bir çekişmesi üzerinden bunu okumaya çalışıyoruz ya. İran'la anlaşsınlar o... hoşuma gider. Hem Ambargo kalkar, ticaret yaparız. Hem de daha farklı denklemler açarız. Ama hocam bak şöyle düşün, siyasi açıdan şöyle düşün. Ekonomik olarak evet faydası var gözüküyor. Siyasi, siyasi olarak yoksun. da var. Tarafını hocam. seçmişsin demektir ama. onu o, o anlaşmayı yaptın mı sen tarafını net olarak seçmişsin. İran'ın tercihi bizi bağlar mı? Bağlayacak çünkü sıra sana gelecek zaten iki tane önde şık var. Birini bağladılar, senin yanına oturacak. Hocam değil. siyasi evet. olarak ben buna kalkıyorum senin yanına oturuyorum. Senle işimi hallettim. Siz... Hocam yanına geçiyorum. Evet hocam şimdi gel bakalım. O... Biz ne yaptık seninle? O zaman ee, 50 senedir, 100 senedir o zaman senin Türkiye... dolar kurun ne durumda falan diye oturup konuşurlar biraz abi, yani O zaman, zaman Türkiye şöyle bir kart çekti. Ee, ben onu böyle yorumluyorum. Ee, Ukrayna AB başvurusu yapınca hükümetin bir değerlendirmesi oldu. Türkiye'nin bu modele girmesinin ön şartı olur. Yani bu ben girmeyeceğim demek modele ama ille de beni modelde istiyorsanız abi üyesi yaparsınız diyor Türkiye. Ben böyle anlıyorum. Şimdi ee, hocam o kadar keşke de, yani o dediğiniz kadar kolay olsa işimiz. Çünkü üyesi önce... olması anlamına gelmez. Yani ben <laughs> Yok, tarafsız gelmez. kalacağım tabii ki, diyor. tabii ki gelmez de. Bunu böyle yapmıyorlar. Şimdi biz 2013 yılından beri neden bu kadar kurlu uğraşıyoruz? Kurlu çaresiyle işte, neden bu kadar uğraşıyoruz? Gidelim. Marshall olmasaydı Kore'de olmazdı. Ya tabii ki onları tamam balansa ben bir şey. Bugün de ama, bugün de oraya böyle sirayet edebilir olaya. Bu yakın zamanda geldiğinde sana önce böyle şey yapmıyorlar. Şimdi bu Anglo-Saksonların şöyle şeyi vardır. Önce masaya oturmadan önce nasıl Rusya masaya oturmadan önce sahada ta Odessa'ya kadar Maripoldan yukarıda Harkov'dan aşağı kadar çıkışı kapattı, gitti nükleer santralde oturdu. Kiev'i de kuşattı, öyle masaya oturdu. Şimdi bunlar da bu bahsettiğim Anglo-Saksonlar da böyle yapıyor. Senle senin ne isteyeceğini bilmiyor mu? Şimdi geçen cuma günü geldi, e, Dışişleri Bakan Yardımcısı geldi. bir bayan geldi Ankara'ya geldi, gitti hiç haberlerde geçmedi bile yani. Geldi, gitti. E şimdi sana masaya oturmadan önce aynısını yapıyorlar. Senin şu an yumuşak gözüken karnın neresi? Sihaların ihaları değil herhalde değil mi? Yumuşak karnın neresi? Finans tarafı. Heh, işte yani bunu koyduğunda o kurla ilgili hareketleri çok rahat tetikleyebiliyorlar. Bak öyle olduğunda içeride bambaşka bir şeye dönüşüyor iş. Anlatabiliyor muyum? Adamlar daha masaya oturmadan sana bunu yapıyor. Yani senin masada ne olacağın duruşumuz belli. Senelerdir yaptığımız şey de konuşuyoruz işte yapılan doğru şeyleri de konuşuyoruz. Ama daha masaya oturmadan da karşıdan gelirken öyle geliyorlar. E buna karşı onun için ekonomi yönetimi başında kimi koyduysan onun çok şey olması gerekiyor yani... Biraz piyasadan, finanstan, şuradan, buradan hani e, düz kağıttan bir şey okuyan değil, yani işini bilen biri olması gerekiyor. Kesinlikle yani e, politik bunun bütünlüğü bozup tablonun başındaki şeyi bozmaması gerekiyor. Türkiye inşaatı bozmaması gerekiyor. O, o ekonomik denklemden <laughs> de çıkar da. Bakalım. Bunu yapacaklar hocam, göreceğiz diye diyorum yani. Ee, Şu an bunu onu yapsalar, Türkiye, bu masaya oturmadan önce bunu yapacaklar Türkiye yani. onu da aşabilir ama. Ee, bakalım. Var mı bu konuyla ilgili son birkaç dakikamızı ekleyeceğiniz ekonomik? Şimdi ya dediğim gibi ilgili. İran konusu Sen hocam devam et. Yani İran'ın İran'ın hikayesini çok yakından ben takip ediyorum. Bu, böyle, bu konularla bitirelim. Bu yerli parayla ticaret ilişkisi biraz daha gelişirse, Çin de oradan bir alternatif çıkarırsa, yani Türkiye ekonomisini böyle tehdit etmek kolay olmayabilir. Bir de şurası önemli yani Türkiye ciddi altın birikimi olan bir ülke. Yani bu denklem eğer altının değerlenmesi üzerine giderse Türkiye'nin de eğer gerçekten 5000 ton altını varsa, siz öyle gidebileceğini şu, düşünüyorsunuz bana ilk Bana altın biraz... düşmesi için bir gerekçe görmüyorum. Yok. Ha şu petrolün fiyatının düşmesi için de bir gerekçe görmüyordum Türkiye düşürdü. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, ee, iki, 2015'te Merkez Bankası'nın yastık altı altın tahmini var, 2000 bin ton. Ee, Dünya altın konseyinin 2017'de tahmini var, 3000 ton. Türkiye'de altın rafinerisinin güncel bir tahmini var 5000 ton. Yani Türkiye bu, bu rüzgarları falan her defasında tolere etmiş bir ekonomi. Yani şöyle söylenir hocam klasik bir retorik. İşte Türkiye krizlerde Anadolu'dan kente doğru bir akım olduğundan fazla etkilenmiyor falan diye. Onun bir kısmı da bizim bu yastık altımız. Yani onu fazla ya dilendirmeyin ama. Yo yok onu 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 da, onu da konuşuruz. Onu da, onu da konuşuruz hocam. Türkiye kurumsal olarak alarma hazır değilse bile hane halkı olarak hazır bir ülkedir yani. Hı. Ben öyle okuyorum. Bundan da hoşnutum. Şimdi Hocam onu şeyde biz şöyle söyleyeyim ben. başka bir üniversite Türkiye'nin ilk altın araştırma merkezini kurmuş biriyim ben. Başında da ben vardım. İstanbul Altın Rafinerisi ile beraber... rakamı tespit edemediniz değil mi? Çok Ya iyi şimdi, o, şimdi ya. O, o rakam tartışmalı ama yani hani minimum 2000 ton civarında bir şey var. E, yerli üretimimiz e, son zamanlarda milli güvenlik diye açıklanmıyor ama 25-30 ton civarında. Hı hı. Rafineriler rafinerler <laughs> konusu da belli. Veya <laughs> petrol ithalat mali <laughs> Venezuela'nın Venezuela'nın. Venezuela şimdi bakın Rusya'yla yine aynı hikayeler. İran yaptırımlarında biz şu an Halk Bankası üzerinden sıkıntı yaşadığımızda belli bir kapalı çarşı üzerindeki bir para hareketli Dubai üzerinden İran Dubai e, kapalı çarşı üzerinden bir şeyle bunları likit hale getiriyorduk. Havala sistemi. Maduro'ya da aynı desteği verdik. Yani eee Çorum'da rafineri hikayesi vardır grubun ismi de belli. Ee, Venezuela'nın altında paraya çevir. Şimdi yarın öbür gün hocam bahsetti bak o Rusya'nın elinde euro ve Amerikan doları bazındaki e, merkez bankası varlıkları dondurulmuş ama elinde geri kalan %20-25 oranında tüm rezervin yani 100 mil 120 milyar dolar 110 falan yapıyor. Milyar 100 işte 110, 100 ile 120 dedim o arasında Yet, 70 böyle, milyar dolar. Yarın öbür gün sıkıştığında yuvan. Yuvan var evet. İkinci sırada Yuan var. Yarın öbür gün sıkıştığında Aynı hikayeler yine Türkiye üzerinden dönecektir. Şimdi bunlar okey. bunları yapabiliyoruz ama yastık altı altın hikayesi 2011'de işte o zaman 1985'i görmüştü, 1985 doları görmüştü altın noksu. 2011'den bahsediyorum Hı -hı. tabii o zaman bizde kurlar başka bir yerdeydi. Onun için hani gram altın 100 liranın altındaydı, 100 TL'nin altındaydı o zaman. O yapıldığında bu proje işte İş Bankası başlattı. O dönemde özel bankalar da e, devreye girmeye çalıştı. başlattı büyük oranda. E, pardon ilk başlanan Kuvvet Türk'tü. Evet, pardon. yani i̇lk bu yemeye. işin şey 2010 doğru doğru. Pardon. Katılım bankalarının sonra iş en, bankası, en büyük sonra katkılarından birisi. 2011'de İş Bankası hocam doğru söyledim düzeltme iyi oldu. Hocam 2010, son cümle olsun Türk'tür. araya gideceğiz. Hani bu başka hikaye bunu konuşuruz yani yastık altı hikayesi rakamları güzel. Kağıt üzerine çok güzel işleyişi farklı bir şeyler Peki. olacak. Araya gidiyoruz tekrar ee, ama çok bekletmeyeceğiz sizi saat başında buradayız. Devam ediyoruz. Şimdi ekonomik boyutlarını konuştuk. Savaşın yaşananların Türkiye etkilerini ele aldık. Bu diplomasi trafiğini konuştuk ama biraz da hani artık bu bölümde 15. günündeyiz. Savaşın ya da işte Rusya'nın bu Ukrayna yönelik işgalinin diyelim. Bundan sonra ne olabilir ya da şu ana kadar hani hep konuşulan şuydu baktığımız zaman Rusya'nın iki günde Ukrayna'yı alabileceği ya da Kiev'i başkenti ele geçirebileceği şekilde ama geldiğimiz noktada hani 15. gündeyiz hala Rusya'nın alamadığını ya da Ukrayna'nın direndiğini görüyoruz. Gerçekten böyle mi? Putin'in planı bu muydu? Bundan sonrası için ne olabilir? Bu bir strateji mi? Yani Rusya'nın yavaş ilerlemesi acaba bir strateji mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Rusya'nın yavaş ilerlemesinin kesinlikle bir stratejinin gereği olduğunu düşünüyorum. Ee, krizi sahada hem tırmandırıyor hem de saha dışında tırmandırılmamış bir şekilde aslında kendisinin kuşatılmaya çalışıldığını gösteren bir pozisyonu var. Putin'in bu noktada e, ilk Macron'la görüşmesinde Macron'un ifade ettiği bir husus vardı. Kesinlikle Putin Kırım ve e, Donbass konusunda ısrarcı ve bundan geri dönüş yapmayacak diye. Ki hatırlarsınız sosyal medyada sonra Makro Putin'le görüşmesinin fotoğraflarını yayınladı. Aslında o, o fotoğraflar işte Putin'in vazgeçme işinin bir göstergesiydi Batı kamuoyu açısından. Benim bu noktadaki beklentim ben Ukrayna'da uzun vadede bir Bosna Ersek çözümünün ortaya çıkacağına inanıyorum. Bosna Ersek çözümü nedir dersek 1995'te Bosna Ersek'teki yaşanan savaşın ardından bir Dayton Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma aslında Bosna Hersek'in kurulmasını getirdi. Peki bu antlaşma ne yaptı? Sadece savaşı sona erdirdi. Karmaşık bir yapı ortaya çıkardı ve biz bugün Bosna Hersek'te onlarca e, maliye bakanının, üç tane cumhurbaşkanının, e, yüzlerce milletvekilinin her kantonda, her federasyonda gördük. Bir de Bosna Hersek'te şöyle bir yapı ortaya çıktı bir ulus devlet var. Bir de o ulus devletin üzerinde bir yüksek temsilci var. Bu yüksek temsilcinin ne yetkisi var? İstediği bakanı, istediği devlet başkanını görevden alma, istediği yasayı koyabilme, istediği yasayı çekebilmek. Peki bu temsilci Bosna Ersekli mi? Hayır. Avrupa Birliği'nin belirlediği bir yüksek temsilci. Putin bu durumdan çok rahatsız. Onun için de e, Ukrayna'da kendisinin belirleyeceği bir Bosna Ersek yapısı oluşturmak istiyor. Bu noktada Kırım'ın statüsünün ne olup olmayacağı, Kırım'ın tamamen Ukrayna'nın, Rusya'nın olduğunu tanımasını istiyor ama geçmişte de zaten Kırım'ın, Rusya'nın e, fiili bir işgali altında olduğunu biliyoruz. Kendi donanması Rus donanmasının kullanımı açısından. E, Keza donbas'ta da şöyle bir formül olacağını düşünüyorum ben. Bosna Ersek'teki Sırp Cumhuriyeti gibi Republika Srpska gibi bir Republika Ruski, Ukrayna Devletinin içerisinde Ukrayna bir federasyon olacak, özel bir cumhuriyet olacak ve buradaki fark şu olacak, Ukrayna'nın aldığı bütün kararlarda e, Bosna Ersek'teki gibi, bugün Bosna Ersek NATO'ya üye olmak istiyor ama olamaz. Neden? Çünkü Sırplar veto ediyor. Sırpların onaylamadığı hiçbir şey yürürlükten geçmiyor. Keza Boşnaklar ve Hırvatlar için de aynısı söz konusu veya Avrupa Birliği'ne üy üyelik meselesinde Putin istediği garanti NATO'ya üye olmamaktan öte Putin şunu diyecektir. Bu ülkede bir e, realite var. Bu ülkenin içerisinde ciddi bir Rus nüfus var. Biz bu Rus nüfusun haklarını eşit, demokratik paylaşımlı haklarını istiyoruz. Onlara özerk bir yapı istiyoruz diyecektir. Ve bu noktada Kırım'ın statüsünün belirlenmesinde de o Rusların oy hakkı olacaktır. Veto hakkı olacaktır. Diğer uluslararası kuruluşlara üyelikte de Oradaki Rus Cumhuriyet'in yani Republika Ruski'nin de bir söz hakkı olacaktır. Bu da uzun vadede Ukrayna'yı, bosna Ersek vari bir belirsizliğe sürükleyecektir. Ama bununla Rusya neyi başaracaktır? Batı ile NATO ile arasına hem bir e, sınır koyacaktır. Hem de Batı ile görüşebildiği ve zaman zaman krizi tırmandırabildiği bir ülke ortaya çıkaracaktır kendi sınır önünde ve ne zaman Batı ile Rusya'nın çıkarları çatışsa bu çatışmanın Ukrayna üzerinde düğümlendiğini göreceğimiz bir hmm. durum ortaya çıkacaktır. İstevsel Aslında şey. Batı ile Rusya arasında bir yeşil hattın ortaya çıkışı gibi yani e, biz bunu Soğuk Savaş'taki Berlin duvarına Doğu ve Batı Berlin'e benzetebiliriz. Hocam Dinyeper Nehri örneği Doğru. verdi Doğru. ama net bir sınır da gerekmiyor burada. Küçük hmm. bir bölgeden Ruslara anayasada tanınacak Donbastaki Rus cumhuriyetine tanınacak geniş yetkilerle Rusya zaten ister istemez bütün Ukrayna'nın geleceğini ipotek altına almış olacaktır. Rusya'nın uzun vadede istediği şey bu. Örnek olarak da herkesin önüne Bosna Hersek'teki benim nasıl bu düzene uyum sağladıysam, Batı ile işbirliği içinde çalışıyorsam sizde de Ukrayna'da bunu gerçekleştiririm. Eğer kabul etmiyorsanız bunun Balkanlardaki Kafkasya'daki, e, Orta Doğu'daki, Afrika'daki yansımasını buyurun yeniden birlikte konuşalım diyecektir. Onun için e, Ukrayna konusunda krizin tırmandırılması hocalarım ifade etler herhalde tüm dünyaya ekonomik olaraktan çok ciddi etkileri var. Başta ülkemiz Başta olmak Avrupa, üzere. Avrupa'ya da. Başta Avrupa'ya çünkü çok ciddi enerji Av, ithalatçısı. Avrupa'nın şöyle bir problemi var hocam. Avrupa'da refah devleti denen olgu krize girmiş bir olgu. Yani e, Pierre Rosanvallon 1980'lerde refah devletinin sonunu ilan etti Fransa özelinde. Hatta bugün Fransa'nın çırpınışları, Doğu Akdeniz'deki falan, Mali'de, orada burada bu. Refah devletini finanse etme meselesi. Gerard Depardo muydu? Hmm. Refah devletini finanse etmek güçtür yani. Artık gelir vergisi %45'lere falan çıkınca... Rus vatandaşlarına geçmişti. Putin özel olarak. Ee, şu denklemde de Mehmet Doğan abi analım. Yani Macron'a mikron diyor. <laughs> kendini bir yerde konumladı ama sürekli mikron çıkıyor. Yani Macron çıkmıyor o arkadaşta. <laughs> ee, bu da Avrupa'nın sadece Fransa'daki bir problemi değil. Refah devletinin finansmanı problemi. Bu kendi kendini kemiren bir oldu refah devleti. Ee, şöyle bir bunalama da yol açıyor. Yani toplumsal dayanışmayı devlete transfer ettiğinizde onu yeniden topluma aktarmak gibi bir sorununuz sorunla yüzleşeceğiniz durumuna geliyor. Bunu tüm dünya olduğu gibi en başta Avrupa. Hissettiler işte şey, e, İspanya'da çok iyi hatırlıyorum. Huzur evini terk edip kaçmışlar. Hepsi öldü zannederim. Aslında bizim İslam ekonomisi, finansı bağlamında tartıştığımız konular yani. Bu dayanışma olgusunun toplumun sorumluluğu olduğu devlete transferinin bir sınırı olması bir haddi olması gerektiği ki Avrupa bunun haddini aştı zannederim şöyle bir tartışmadır insanları insanları bütün bağlarından kopararak özgürleştireceğiz. İşte yeni aile, bir sosyal cemaat. sözleşme krizi bu. Hocam, bu bireyci yaklaşım var zaten. Şeyde o, sözleşme, sözleşme yani e, toplumsal sözleşme krizi oldu. Şöyle bir şey. Aslında bu insanı özgürleştirmek şey. değil de yalnızlaştırmak oldu. Şu an Avrupalı insan çok yalnız. Yani e, sürekli e, bir e, kapitalist iletişim altında falan onu finanse etmesi de çok güç. İnanılmaz e, tartışmalar var. Türkiye için inanılmaz ...mesaiyi dört güne düşürelim gibi. Altı saate... ...dört güne düşürelim gibi. Yani... ...şu an Türkiye'de... ...istihdam yaratmak için... ...kullanılan bir argüman haline de geldi. Geçenlerde... ...bir siyasi bunu... ...benzer bir argümanı kullandı. Fakat oradaki amaç... ...yani kuzey ülkelerinde... ...bunun iletişiminin yapılmasının... ...amacı istihdamı arttırmak değil... ...toplumun kaybolan sosyalleşmesini yeniden inşa etmek falan yani Avrupa büyük krizler içinde o krizlerden de ekonomik olarak daha derinleştirdiği bir denkleme doğru ilerliyor. Yani hem toplumu yalnızlaştırmış hem de ekonomik krizlerle toplumu daha da yalnızlaşıyor. Yani bunu da tolere etmesi çok zor. Avrupa'da çok yapısal siyasi kırılımlar oluyor. Birden herkes sola geçiyor, birden bire herkes Hı -hı. Ee, muhafazakar tarafa geçiyor. geçiyor, sağa geçiyor. Yani bu kadar radikal dönüşümlerin olması Avrupa'nın geneli için bir şey anlatıyordur diye düşünüyorum. Hocam da şunu da eklemem var. gerekir. Putin'in evet. zamanlaması açısından bugüne kadar Avrupa'yı çekip çeviren bir lider olduğu varsayılıyordu. Bu da Merkel'di. Ki bu Ukrayna krizi aslında bugün başlayan bir kriz değil. Gayet 2000'lerin başından bugüne Rusya tarafından kontrollü götürülen bir kriz söz konusuydu. Ancak savaşın başlaması, Merkel'in iktidar devrinin ve Scholz'un gelmesi ve aslında o Avrupa'yı çekip çeviren Almanya'daki dönüşümün arifesinde gelmesi aslında çok önemli. Bu Boris'in partisiyle de alakası var mı? Boris bir parti yapmış istifasını istediler falan Yok, hepsi hocam, üst üste yani hocam İngiltere İngiltere şey. tamamen o denklemin dışında kendi, kendi içerisinde ve zaten, kendi içerisinde ve dışında Dışarıya kalıyor ama çekti. hani e, Merkel sonrası bu Merkel savaşın başlayıcı olması Putin'in karşısında muhatap alacağı bir lider bırakmıyor onun için Macron'u 20 metrelik masanın diğer tarafında oturtabiliyor diğer hiçbir Avrupa lideri ciddiye almıyor çünkü biliyor ki Avrupa'nın asıl itici gücü Almanya ve ş olsun bu noktada herhangi bir tecrübesi yok düşünsenize Avrupa Birliği'nin lideri Almanya'nın liderisiniz ve koltuğa oturur oturmaz kucağınıza Kürüz. bir Ukrayna Krizi buluyorsunuz ve bu Avrupa'nın geleceğini krizi şey, yakından etkiliyor. Rus, Ruslara ekliyor. bağımlı azaltmak istiyorlar. Şu, şu için, yeşillerle ortaklar yani Yeşiller Partisi'yle ortaklar. Şovz için de büyük talihsizlik. Tabii, Kesinlikle tabii. bir de şu var. İşte hani da şey yapması lazım. Yeşil dönüşümü yapacak ama. E, tartışıldığı bir Alman noktada ya. yeniden bugün Avrupa ve tabii, Batı tabii. kömürle e elektrik üretimini... Tartışır İklimden noktaya mi? geldi. hayır şey için zaten Rusların şeyini kesmek istiyorsan nükleer santralleri çalıştı diyorlar. Yeşiller partisi o, var düşününce yani <laughs> adam onun için gelmiş zaten. Yenilenebilir enerji için gelmiş oraya. Sanki yani. iklim sözleşmesi daha mı önemli oldu daha mı önemsiz oldu? O kadar değil karışık mi? Değil, yani. mi? değil mi? Değil mi? Değil Yani zaten İngiltere bunu kendini dışarı çekti. Bu tartışmanın hiçbirinde yok ve iki tane zaten ülkenin orada sözü geçecek şekilde biri işte Fransa, biri de Almanya tarafı ve Merkel de yok artık ve Yeşiller Partisi de yani bu Fransa e, açtı bile, Fransa açtı bile. Bu öyle bir sarmala girer ki şimdi Rus şeyini artık bu karar aldılar Hı. ve 1990'dan 2022'ye kadar Almanya'nın 30 yıllık 30 küsür yıllık dış politikası değişiyor farkında mısınız yani Almanya'nın dış politikası tamamen e, e, Diyarbakır'a gideyim onda konuşayım. Kuzey, Kuzey Irak'ta onda konuşayım, ya. Suriye'de onda da konuşayım. Oraya da gideyim onda da konuşayım. Herkesle aram iyi olsun böyle. Her hepimiz herkesle aramız çok iyi olsun. Gibi bir şey var yani Almanya'da. Bilen de, ne, Rusya ne deniyordu ona? Sıfır, buna sıfır sorun politikası mı? Hı? Sıfır ya sorun. Işte, politikası. Yani İngilizcesi geliyor aklıma. Türk hani çok ulusçuluk mu diyorlar? Yani hani böyle hani herkesle bir denge şeyi var. E Trump o, hatırlar mısınız Trump zamanında kaç kere gitti Almanya'ya? Ya biz NATO'nun parasını biz veriyoruz birazcık arttır. Hı -hı. ve Bugün yüzde iki olmasın, yüzde bir olsun, yüzde bir olsun gayri safi milli değil mi? yeşillerin darda olduğu reddedilir. bir parti reddedilir. o parayı evet, verdi. Ve, ve yüzde çıkartacağım yani. dedi, 100 milyar euroya çıkartacağım dedi. Şimdi bunlar ya Rusya'nın bütçesinden daha fazla farklı. Ya yani Rusya'nın askeri harcaması 60-70 milyar dolar, 100 milyar euro sadece Almanya'dan bahsediyoruz. Ya yani müthiş bir silahlanma. E, Londra, Tetikledi. Londra borsasında silah şirketlerinin hisseleri e, uçtu. e, F şimdi uçmaz mı? Bakın Amerika'nın 750-800 milyar dolar savunma bütçesi, Rusya'nın onda biri bunun. Çin'i hiç söylemiyorum ama Almanya Rusya'dan daha fazla hale geliyor ve o dönem Amerikan devleti ne istiyorsa, neyi yapamıyorsa şu an onlar oluyor. Tabii. Bakar mısınız yani olan şeye? <laughs> NATO'nun işte Macron gitti. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor. NATO'nun şeyine ne yazsak diyorlar yani tehdit hmm. olarak kimi yazsak işit işte sağcı şey, radikal oluşumlar falan. Yani anım ülke ya, yok mu? Ya, ya bu, da NATO'nun mezar Bu hibrit savaşı şeyleri bunlar çünkü saydığımız Ulus şeyler. Dişi, NATO'nun mezar taşına yazıyor. Tabii yani. tabii yani bir anda ama hava değişti. İşte onun için zaten hani okumaya çalışırken hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı neden bu kadar şey yaptığını, yani oraya çekmeye çalıştığını ben kışkırtması düşünüyorum. Yani işte o Suriye gelse, hmm. örneğin ondan dolayı verdim. Yani Kendilerini bir şekilde bir alana çektiriyorlar. Süper güç seviyesinde konuşursak. Ve o alanda farklı e, vekalet evet. savaşları, farklı dinamikler. Çünkü bir kelebek etkisi oluyor mu? Oluyor. Yani orada başlayacak şey işte bak Venezuela'ya gitti diyorsun. Orada Katar'da o oluyor diyorsun. İran'da hmm. başka bir şey diyor. Öyle bir kelebek etkisi var ki ekonomik olarak da. Başka başka şehri tetikliyor. Dolayısıyla e, Rusya'yı oraya çekme hikayesinde şu da var. Şimdi askeri istihbarattan gelen bilgilere göre ta Ağustos ayında yani 2020 Ağustos ayında Odessa limanında e, şeyler İngiliz özel kuvvetleri bu işin içerisinde İngilizler var aslında. Yani biz hep Amerika'yı konuşuyoruz da İngilizler var. Yani Atlantik paktı mı diyorlar onların aralarındaki ortak. Stratejik ortak bunlar değil mi? Stratejik. Avustralya, İsrail, İngiltere e, zaten. stratejik ortak. Av Gerçekten ölümüne ortak yani. Avustralya, onlar. Kanada, kraliçesi aynı. E tabii işte o o şeyde kuruldu ya zaten Avokus dedikleri Avustralya e, şey. Hmm. Bakın zaten şeyler okumak kadar. istersen Ka çok belli. Tamam gibi bir şey. Evet, okumak istersen çok belli. Yani o, o e, Hocam, benim Hocam şurayı okumadık ama Prag bu denklem Prag'da kuruldu gibime geliyor. Hangi Prag toplantısını hatırlıyor musunuz NATO'nun? Evet, evet. Orada yeni tehditçindir mesajını verdikten sonra hmm. dünyada bunu artık şey acayip yani. bir kırılımlar olmaya başladı. Hocam o noktaya şöyle değinmek lazım. Ben bunun uzun vadeli aslında çıktısının Çin'i çevrelemek için olduğunu ve önce e, NATO'nun e, denklemiyle kurmaya çalıştığı işte NATO üzerinden koparılan fırtınayla hmm. Ukrayna üyeliğiyle hmm. Rusya'nın bu Çin Rusya ittifakının kırılmasını Çabaladığını düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Işte. Çünkü George Kennan'ın 1950'lerde meşhur o çevreleme doktrininde e, hatırlayalım strateji değişti. 1970'lerde ping pong diplomasiyle dediler ki önce Hı. bizim bu Çin'i bu denklemden çıkarmamız gerekiyor. Savaşarak bunu e, Kore'de, Vietnam'da başarılı olmayacağını gördükleri zaman Çin'le ilişki kurarak aslında Çin'i bugünkü küresel sisteme entegre eder aslında bugünkü Peki, dünya ya, dev içi oraya yani çıkarak Rusya'yı Rusya yani, yani, Rusya zaafa düşürüp bölmeyi mi? Tartışıyor? Hayır onu o da o, gitmiyoruz. Bak, o nokta gitmiyoruz bak o noktaya. Şu an Amerikalılar bunu çektiğine dair emareler elimizdeki bilgilere göre daha fazla gözüküyor ama yani şey derlerle böyle sonuca direkt atlamayalım diye öyle bir şey demiyorum. Yani direkt Rusya çünkü Putin gibi saltanca oynusun yani bu kadar çabuk böyle tuzalışabilir söyleyeyim. Hocamın dediğine şunu ekleyeyim. Putin'den Şimdi, Atatürk çıkar mı? Zor bir denklem. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum hocam. Şimdi e, hocam şimdi hocam o çevreleme başka. o bize özel. Çevreleme hikayesi güzel de çevreleme hikayesi şimdi iki gün önce bir demokrasi zirvesi yaptık. Orada da bunu konuştuk. Şimdi o dönemde e, Rusya ve daha doğrusu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği anti komünist bir yapı üzerinden konuştuk. Orada dominatörleri vardır. Uluslararası işlerle anlatılan taşlı işte yeşil kuşaklar, Hı. şunlar bunlar anlatılır çevrelemede anlattığın. Rusya'ya karşı, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı. O dönemde ideoloji vardı diye konuştuk, yani hala da konuşuyoruz. O dönem adamlar bir şeyi savunuyor, Diyordu ki ben diyor liberalistim, kapitalistim, Hı. piyasa mekanizması kullanırım diyor Batı, diyor ki ben daha eşit dağılım, işte e, troçkiler Leninler, Stalinler daha e, sosyalist ve komünist şeyde bir planlamaya Daha, da planlanan ekonomi. İdeolojiler yok, Daha, pragmatizm var diyor. Şu anda e şimdi Çin Çin ne? Ya Çin komünist mi Allah aşkına? Şimdi komünist şey toplanıyor. Çin pragmatist. Ya Çin Çin Komünist Partisi toplanıyor. O tipleri görmüşsünüzdür böyle asker gibiler böyle kocaman bir salonda. Kendine değil has. Xi çıkıyor işte güvenlik şeylerini falan açıklıyor. Tak 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 alkışlıyorlar. Hepsi politbüro var şeyler. Yani görünürde organizasyon şaması şey öyle de şimdi bu adamlar tamamen piyasa mekanizması. Bakıyorsun e, altın hikayesinde mesela. Londra borsası işte. Nikel'de, LME'de yani Londra Metal Exchange'te Nikel'in şeyini kapattılar. İşte Rusya'nın yine en büyük ihracatçılarının olduğu için Nikel'i kapattılar. Aynı şey gidiyor mesela Şangay Gold Exchange kuruyor. Ben altını. Öbürü gidiyor ki komodite exchange kurarım diyor. Ya, Kuruluş de, daha doğrusu. Kapatırlar diye CIPS Yani kuruyor. sen sen bu adamı kolay kolay seninle aynı oyunu oynarken şey yapamazsın. Onun için demokrasi devresi tartışmış şey de buydu. Karşısına çünkü adam çıkıyor diyor ki seçildiğinde ben diyor I am the leader of free world diyor. Ben özgür dünyanın lideri olarak seçildim diyor. Cevap ver mesela karşı argüman ne olur buna? Ben neyin hangi dünya yani halka ne sunuyorsun? Çin açısından. Rusya olarak halka ne sunabilirsin? Elindeki şeyler belli. Petrol doğalgaz. Onun için Amerikalılar dalga geçiyorlar ya böyle. Hmm. Nükleere sahip olan bir gaz istasyonusun sen diyor. <laughs> yani benzin istasyonusun hmm. sen diyor. Bir de nükleerim var diyor. Çok fazla Ama Çin öyle değil ki hocam. hocam. Çin <laughs> öyle değil. Yani Çin öyle değil. Hocam Çin <laughs> bu noktada bu... Ve çok fazla bir entegrasyondan bahsediyoruz. Yani sözünü kesiyorum hocam. Ee, Amerikan hazine kağıtları 1 trilyon dolar var elinde Çin'in. Uluslararası rezervi 3-3,5 trilyon o dolar. Şeyde... Yani buradan böyle soyutlayamazsın sistemden. Şeyi de söyleyelim hocam. Hocam zaten Bizim altınların yurt istiyor. içine taşınması operasyonunun da ha, güzel öneminden evet, bahsedelim. Hocam, yani. Evet. Eğer altınlar yurt içine taşınmamış olsaydı biz şu an tarafsızlığı biraz zor konuşurduk. Bu da anlaşılması lazım. En son hatta bak o 2018 seçimlerden önce. Değil mi? Londra'ya gitti. Mayıs ayında o dönem yapılan konuşma. Haziran'da seçim oldu. Bunlar tamamen bu tarafa çekildi. Bunlar yapılması gerekiyor. Şu an işte o konuştuğumuz hikayeler aynı, aynı iş Aynı oldular. Swift'in alternatifini tabii, geliştirme tabii. tabii aynı oldu. Rusya'nın elinde bir MIR denen bir sistem var tamam mı? Şeyin elinde de Yunian Pei denen bir sistem var. Çin'in elinde. Bunlar birbirleriyle şey yapıyorlar. Bizim cips dediğimiz. Entegre, cips dediğimiz. E çünkü, çünkü, çünkü neden yapıyor bunu? PayPal bir anda seni kesebiliyor. Twitter herkesin öyle e, afyon gibi böyle bağımlı hmm. şekilde kullandığı Instagram, Facebook çok, yani bütün çocukları düşünün, yetişkinleri düşünün. X, Y, Z jenerasyonunda kim varsa onları düşünün. X sabah uyandığındaki şeyden tutun. Onlarla yaşıyor. Hop onu kesebiliyorsun ya. Yani batıya karşı çok şey bir stratejik bir hamle yaptığında şu an gördüğümüz gibi Ukrayna konusunda bir hamle yaptığında tak diye bunları sana kesebiliyor. E sen o zaman bu kadar elinde bu kadar şey varken bir gün içerisinde gidebiliyorsan sen o zaman ona sahip değilsin demektir. Değil. Bu kadar çabuk kaybedebiliyorsan elindeki şeyi zaten sen ona hiç sahip olmamışsın demektir. E şimdi ne yapıyor bak şeylerin uzantılı nokta ruhu uzantılarına çeviriyor bütün internet şirketlerini e-ticareti de. E çünkü Doğru. aynı şekilde şimdi biz bunu biple yapmaya çalıştık. Yani bir piste WhatsApp'ı kapattı v, mı bizim bizim öğrenciler de, ne olur de, hocam? Bizim öğrenciler de, var ya. İletişimi de. kesilecek. E, i̇letişimi kesildiği zaman ekonominin çarkıdır bu. O iletişim o ekonominin çarkını sağlıyor. Yani makroekonominin dönüşünü sağlıyor. 15 Temmuz'u da e, WhatsApp'tan örgütlediler. Tabii canım. Dernekler, yani. vakıflar. iPhone, e iPhone hikayesi de öyleyse bunlar kitlenebilir telefonlar uzaktan. Yani e o zaman demek ki yani şimdi bizim şeylerimiz ...savunma sanayi yapılıyor ama... ...bunun yayılması gerekiyor farklı şeyleri. ...ödeme sistemleri tamam yapalım... ...güzel rubleyle yapalım tamam da... ...onu yapacağın evet. sistemler... ...bunun finansal akışı var... ...entegrasyon var... biraz da güç koymak gerekir... Peki ...yani yani yumuşak gücü de koyman gerekiyor... ...sadece işte ihaları koyarsın... ...yani bunlar doğru... ...bunlara bir şey demiyoruz... ...bunun yanına koyman o, gereken şeyler var... ...rezervleri şunları bunları... ...rezervlerini ona göre... ...elin altını altınlarını ona göre tutuyorsun... Halka ona göre yönlendiriyorsun. Kullanacağı iletişim sistemi. İyi hatırlattınız hocam Whatsapp'ı. Yani ben atladım. Şimdi Instagram, Facebook bunlar en çok kullanılan şeyler değil mi? Bir anda kapattığını düşün. Türkiye ters bir hareket yaptı. Batı İttifakı'na, NATO'ya İttifakı. çok ters bir şey yaptığını teorik olarak düşünün yani. Mesela Rusya'da hocam, Rusya'da değil. E ama almış. Bunca zaman almış adam. Kanal, yani. Kanalları en iyi pazarlamacılar biliyor. Onlardan <laughs> öğrenmek lazım. Bir de şu haritalar var. Ben bakıyorum Rus... Yandex'leri şey diyorsun. Ya navigasyonları bizden daha diyorsun. iyi biliyorlar sokakları. Yani. Tabii, tabii, navigasyonları, tabii, tabii tabii. Navigasyonları diyorsun. Hocam yani... e, Çin <laughs> konusuna bu Rusya ile ilişkisine şöyle bir şey değinmek isterim. Mesela bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararında e, Çin açıktan Rusya'ya nasıl bir almadı? Alamadı. E, çekimsel kaldı. Alamadı herhalde. E, e, genel kurulda çekimsel kaldı. Çünkü <laughs> Çin'in alacağı kararla çünkü Çin'in asıl partileri ve Çin'i bugün Çin yapan Batı dünyası. Ölümüne kardeşiz dediği halde alamadı. mesela hiç birinci derece bir siyasetçiden artık buna şey Jinping'in dışında herhangi bir bakandan ile ilgili bir açıklama resmi kanallarda yapılmadı Rusya'yı destekleyen. Mesela hala ee, ...Ukrayna'nın toprağı olarak Kırım'ı tanıyor Çin. Emtiği akreditiflerini de iptal etti Çin. Hı -hı. Yani Hı -hı. 2014'te işgal edilen Kırım hala Çin'e, Çin'in bakış açısına göre Ukrayna toprağı. Çünkü Çin'in de kern, e, kendi yumuşak karnı var içerisinde. Ukrayna'da Çin'in istihdam ettiği birçok toprak e, var. yani. Ukrayna dümdüz bir ova gibi. Bir de Tek su var. Biç, e, Yağlı tabii, çekirdek, tabii, Uğur, tabii, Uğur. Tabii, tabii, tabii. ukrayna, de kiraladığı soğuk savaş var. sonrası dönemde Çin'in en önemli askeri teknoloji e, ihracatçısı. Çin'e çok ciddi bir askeri teknoloji aktardılar. Yine tarım konusunda Çin'in hem Ukrayna'da çok ciddi bir yatırımları var. Hı hı. Yine onun dışında bu kuşak yol projesinin Ukrayna e, çok önemli bir geçiş güzergahında hı. bulunuyor. Karadeniz, Ukrayna, Türkiye. Kesinlikle Ukrayna bu noktada Türkiye'den ayrışan bir Noktada değil bir de hocam Avrupa ile Batı ile olan ilişkiler için Çin bu Rusya'nın kendisine yaptırımlarda aldığı konumdan bahsettik. Çin zaten kendi konumlanmasını Avrupa içerisinde ve Avrupa etrafında yapıyor. Bugün Pire Limanı'nı Çinliler özellikle, işletiyor. Özellikle, Bulgaristan'da Afrika'da, otomotiv fabrikası Avrupa'nın içerisinde e, birçok büyük sanayi kuruluşları ad, Çinliler tarafından işletiliyor. Adriyatik'teki limanlar da Çin'de bizde de limanları var. Afrika'da Çok bayağı yatırımlı var. E, kesinlikle Çin zaten böyle bir ambargoya hazır. Yani nasıl hazır? Şimdi Çinli şirketlere ambargo. E ama Bulgaristan'dan büyük otomotiv üreticisi Çin. Çin. Ve hmm. bunların lansmanları e, Bulgaristan folkloru kıyafeti giymiş insanlarla yapıyor ve işte düşünün bir Bulgar köylüsü kıyafeti çocuğun kucağında Çin'in pandası var. Hani bu e, kavramsallaştırma ve kuramsallaştırma Açısından Çin zaten en çok kendini bağladığı nokta Batı ve direkt geri planda kalmamak için Batı ile olan ilişkilerine çok dikkat ediyor. Bu uzun vadede Çin'in Rusya'ya dolaylı yoldan destek verdiğini biliyoruz ama hı hı. açıktan veremediği destek Rusya'yı çok ciddi sıkıntıda bırakabilir. Rusya'yı sadece Batı ambargosu değil Çin'den bu noktada alamayacağı çünkü Rusya o zaman ki hani İngiltere gibi Avrupa Birliği de biz kesinlikle gaz ve petrol alımına Amerika Birleşik Devletleri gibi sizler ekonomistsiniz hocam daha iyi bilirsiniz durdururum dediği zaman Rusya'nın en büyük pazarı ve ihtiyacı olan ülkede Çin olacaktır. Hani bu noktada e, şunu göreceğiz hocam. Rusya durabilir mi peki Avrupa Hı? yani Avrupa. Bu, bu, hocamın hocamın bu dediği şeyi yani yakın zamanda göreceğiz. Çünkü yaptırımlar konusunda bir kere Rusya'nın yanında şu anda. Uygulama yanlısı değil. Yani Çin dışından açıklamaları da bunu görüyoruz. Bu noktada e, mesela şeyde yine bir kongrede birkaç tane yine senatör toplanıyor Amerika'da. Böyle bir draft bir şeyler hazırlıyorlar. Diyorlar ki işte ama Rusların şu 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 şeylerine tedarik etmeye çalışan şu 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 Rus e, şey Çin firmalarını yaptırım sesini alalım mesela. Şimdi zorlayacaklar hocam. Türkiye ile ilgili konuşurken de bunları zorlayacaklar. Şimdi Akku ile ilgili konuyu da söyledik. Arada geçti bak. Bizim Akku'daki santrali yapan firmaya yaptırım, yaptırım geldiğinde sen ne yapacaksın? Bak bunu zorlayacaklar. Adım adım zorlayacaklar. Çünkü niye Suriye'ye benzetiyoruz? İşte zamanlamayı kafanızda kestirin diye. Yani bir ay mı üç ay mı değil. Suriye'de hala bir şey var mı? Ne halde? İşte aynısı olacak işte. Orası mı kuzeyi mi kalır, mi kalır? Olsun. Yani kalacak yerler belli. Orada dört tane liman var. Buğday ve ağaç çiçeği ihracatı yaptığı. En büyük Odessa. Orada Sovyetler zamanından kalan önemli bir donanma var. İşte o Minsk anlaşmalarına falan da onların Odessa'daki şeyleri paylaşmışlardı. Rusya ile Ukrayna hikayesi. Ee, Bosna örneğin ha onu söyleyeceğim hocam. Bosna örneğini verdiğinde şimdi bu e, süper güçlerin yaptığı şey Bosna'nın o denize çıkışının kapatılması hikayesi. O sınır çizme vardır ya. Muhtemelen burada göreceğiz. Bir tane liman var orada. Odessa'nın 15 km basında moris diye bir liman var. Oradan bir tane çıkış bırakırlar. Sonra Hırvatistan gibi üzerine köprü yaptırıp ha, limanı kapatır. Aynen yani. öyle. Yani bak bak bunlar şey gibi geliyor aslında. Hoş bir Seda ile anlatıyormuşuz gibi geliyor ama böyle olacak yani. Orada Çornomorski Limanı'na bir tane çıkış verirsin. Adına artık Batı Ukrayna mı dersin ne dersin bilmiyorum. Çünkü zaten 2014 sonrasında Putin'in yaptığı bütün konuşmalara Novorusya dediği yer şu Kiev'den Odessa hattı var. Onun için tam Diyeper Nehri'ni takip edemiyoruz. Yani Kiev'den tam hizada duruyor ya şöyle ekranda da gözüküyor. Odessa'ya olan hattın bu tarafı adına ne diyorsan ne koyarlar bilmiyorum. Şey tarafı Rusya tarafı Nova zaten oradan sonra da yani... <laughs> Ha, Lviv, öğrenci şehri, üniversite şehridir. Orada bir şey kalmadı zaten. Yani Çornomorisk'ten bir tane e, işte o Hırvatistan şeyinde yaptın. Aynen hocam çok güzel söyledin onu bak. Bak bunlar çok güzel örnekler ha. Bosta Evet. O verdiğin <laughs> Bosna'da Hı -hı. örnek, e, Hırvatistan'daki örnek. O çıkış küçük bir liman. Söylüyorum ismini de Çornomoriski. Ama 15 Bosna metre batısında Dünyaya oraya, da. bağlayan limandı. Bu, ama işte çıkışın var mı diyor. Bir kilometre yeri vardı. İşte öyle çıkışın var mı diyor denizi Adria'ya var diyor orada. Ha burada da al sana çıkış ama, diyor. Ama yol ne yol işte yok. yarayacak? Hocam işte oluyor mu? İşte, 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 işte oluyor mu? Yani hep bunu yapıyorlar. Bak, Zıratistan, hep bunu yapıyorlar. Şu bahaneyle işte e, deniz ulaşımı çok uzun sürüyor. Biz kendi topraklarımıza ulaşamıyoruz. Oraya bir köprü yapıp evet. e, seyahat süresini azaltacağız aslında. Ya. Yapmaya çalışılan, Hır, şey, Bosna Hersey'in dünyaya açılan kapandı. limanını kapatmak. Hırvatistan şura, tamam. Bosna'nın altında evet, kuyruğu e var. Yani. Tamam, i̇şte O hikaye işte hocam. Şimdi sen Ukrayna'nın sanayi bölgesi Harkov tarafında aldın diyelim değil mi? Ağır sanayisi, Sovyetler zamanındaki ağır Nükleer şeyi, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisidir o. Hmm. Enerhodar diye bir kasabada geçer, Zaporozhye bölgesinde tamam mı? Orayı da aldın, orayı da aldın. Bir tane var Güney Ukrayna'da, e, sonun kuzey batısında kalıyor, 200 km kuzey batısında. Bir tane daha var oraya, oraya da girmesi lazım. 3 e, tane limanı da aldın, Çornomorski hariç, Odessa ve Azak denizine doğru olan tarafta. E sen şimdi istersen seni koyalım, istersen beni koyalım. Kimse oturmak istemez ki o devletin başında. Yani hani ekonomisi olmadığı zaman o hale getirdin mi zaten bir ülkeyi ki bu gelecek yani gözüküyor. Önemli olan bundan sonra ne yapacağı yani bu gözüküyor artık bunun olacağı. Şimdi Kiev'in içine girer mi girmez mi bilmiyorum ama sonuç yani dedi, konuştuğumuz sonuca dönüşecek. Ha evet. yani bunu Kiev'in içine girmemesi daha iyi bir şey. Çünkü hiç kimse meskun mahalle girmek istemez. Ne olursa olsun yani Vietnam hikayeleri, daha önce dan yaşamış. Afganistan hikayeleri. Kimse meskun mahalle girmek istemez. Girebilir mi? Bilmiyorum. O kadar konvoy Girim resmi paylaşıyorlar. Enformasyon, dezenformasyon mu? Hmm. Bilemiyorum yani. Ya askeri Şiyasi anlamdaki ha? ekonomik olarak girmesine gerek yok hocam. Yok, Şöyle yok çünkü şu anda konuştuk ki hocam peki neresi işte, Ukrayna'yı alamaz mı Kiev'i? İlla girmesi mi lazım? Yani ablukayla işte, o de Ablukaya aldı mesela. O de Yılan Adası üzerinden şey tutuyor. Ablukada tutuyor Odese'yi. Eğer enerji hatlarını kapatırsa bir de altta Trans Balkan kalıyor. Onu da kapatırsa tamam olur. Fakat Ukrayna şu anda ekonomik olarak vereceği kaybın en e, dibine ulaştı. Yani Odessa'da giderse elinden Ukrayna ekonomisi diye bir e şey söz bak, etmeyi... Bakın o şeyi hiç konuşmuyoruz. Bu var ya. Transpol diye bir yer var orada. Evet. Odessa'ya. Orada da birlikler var. Yani Moldova dediğin şey Rusya zaten. Yani bakma ismi Moldova da. Bak çıkışı da yok onun. Tabii. Onu öyle çizmişler. Moldova'nın da çıkışı yok işte. Türkler var, Hristiyan Türkler var. Ya, Gagavuz Türkleri dediğim hmm. şey oydu işte Moldova'daki. Daha onları konuşmuyoruz şu anda. Yani konumuzu çok şey yapmayalım diye ama de o noktalarda ama... duruyor. Belarus'ta en Rus, Rus, Rusya'nın ekonomik kazanımları şu an fevkalade durumda. Evet. Yani Rusya için tatmin edici görünüyor. Ha yani Hatta, o zaman bu yaptırımlar e, e, çok konuşuyoruz ama Rusya'nın ekonomik kazanımları çok konuşulmuyor. Şöyle söyleyeyim ben bütün e, Karadenizle ilgili tahminde bulunan yayınları, muteber yayınları endeksi <laughs> dergilerde yayınlanmış yayınları e, topladım, bunları okudum, inceledim bir tablo haline getirip Yeni Şafak'taki köşemde paylaştım. Trilyonlarca dolar. ya Büyüklüklere isabet ediyor. Bir de şöyle bir boyutu var. Hem doğalgaz tespit ediliyor hem de hidrojen sülfür. Daha yeni bir teknoloji. Hidrojen sülfür bin metrelerde olduğu düşünülüyor. Doğalgazı on bin metre sondajlarda olduğu hesaplanıyor. Yani o hidrojen sülfürü doğalgaza ya da yakıta çevirdiğinizde Yine milyonlarca, e, trilyonlarca dolarlık bir büyüklüğe isabet ediyor. Rusya şu anda onun bir kısmını zapt etmiş oldu yani. Rusya bir kazanımı kimse var. kimse çıkartamaz hocam. Şu, şunların geri verilece, kırım yani, yani şey gibi oluyor. Bu tam da orası hocam. Şeyin kırım öyle bir şey ki, öyle bir coğrafya ki e, Ukrayna'nın bütün münhasır ekonomik bölgesini neredeyse onun kapatıyor. Dürüst olursam. Ama Birleşmiş Millet Rusya. Şu an Kırım'ın münhasır Ekonomik Bölgesinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Evet. Birleşmiş Milletler bunu kabul etmiyordu. Eğer bu anlaşmadan yani buradan bir barış anlaşmasında tamam Kırım Rusyanındır denirse hı hı. Rusya elde edeceği en büyük kazanımı evet. ekonomik olarak ki elde edecek. edecek olur. Bak edecek hocam. Oraya mı diyor? edecek tabii ki. Çünkü zaten burada strateji nedir? Eee ...insanlara ölümü gösterirsin, sıtmaya evet, razı evet. edersin. İşte bak hocam söyledi sıtmaya nasıl razı edeceğim? Orada kırılan hatlar belli, içteniz zaten. Orada fosil yakıtların ne durumda olduğu araştırmalarla da çıkıyor ama zaten olması gereken yer kırılan hatlar orası yani. Tektonik ya, hareketler diye şeyde hani, alegorik şekilde anlatıyoruz bu ya kırılma. Bu yayınlarda hocam şunu da ilave edeyim, tabii. böldüm e, özür evet, diliyorum. Tabii. E, bu yayınlarda buranın jeolojik oluşumundan da bahsediliyor. Ee, şöyle olduğu varsayılıyor. Hazarla aynı zamanda biraz Nuh tufanıyla ilişkilendirip böyle daha e, romanlaştıran çalışmalar da var. Fakat Hazarla aynı denklemin deniziyse bu. Hazar'daki potansiyelin bir benzeri burada yani. İşte yani. Peki o şu aklıma geldi. Rusya'nın bu kadar büyük ekonomik bir e, kazancı olacaksa bundan e, Amerika neden bu kadar e, Rusya'nın bir müdahalesini e, kışkırttı? Ya şöyle işte eğer Ukrayna NATO'nun bir parçası olsaydı Ukrayna AB'nin bir parçası olsaydı ve oralara kuyu vurulsaydı. Ukrayna'nın sıfır kuyusu var Türkiye'nin 8 Romanya'nın 10 kuyusu var Romanya'nın 10 kuyusunu on'u da batılı şirketlere dağıtılmış durumda. Ukrayna'nın sıfır kuyusu var Eğer Ukrayna Avrupa'nın bir parçası olabilseydi belki oradan çıkacak gazla zaten Ruslarla münasebetlerini keseceklerdi. Ee, ...o yüzden önemliydi diye düşünüyorum. Rusya biraz bunun da doğru hocam. önünü alıyor. Gibi çok doğru hocam. Çok Şimdi Rusya'nın şu da işine gelmez. Yani Türkiye böyle çılgınca rezervler bulup... E, ...Avrupa'nın tedarikçisi olsun... ...o da Rusya'nın işine gelmez. Yani bizim burada bir... E, ...Rusya'yla bir alışverişimiz olacak gibi hı hı. duruyor. Tabii e, bunu yönetemeyeceğimiz bir alışverişi kastetmiyorum. Ama şu da var mesela... E, Reuters mıydı? Reuters bir, bir trilyon metreküplük dedi. rezerv buldu Türkiye'de. Öyle dedi. Reuters, Türkiye Reuters, 350 Reuters. milyar metreküp açıkladı. Şöyle de bir şey oldu. Eğer Rusya gazı keserse Katar'la falan hallederiz dediler. Norveç'te Katar'la. Hem Norveç hem Katar. Yok bizim cürmümüz yetmez dedi. Yani kimse göze batmak da istemiyor. Ortam öyle bir ortam yani. ...yeterince şey anlaşılmıştır herhalde... Tabii, ...tabii canım çok net durum çok net anlaşılıyor... ...yani bu Rusya'nın hikayesi... ...burada sağladığı şey neden çektiği... ...soruyorsunuz da hocam... Şimdi ...şöyle söyleyeyim... Ee, ...Rus Çarlığı döneminden beri... ...yapmak istediği şeyi de... ...Amerika olarak verdin yani de çektin... ...yani şimdi orada... ...Afganistan'dan çekilmişsin... ...ve e, bundan bir önceki Trump'ın son... ...Savunma Bakanlığı e, toplantısında... ...denk gelmiştim... ...rekalibrasyon yapmak istiyoruz diyor... Amerikan kuvvetleri. Hmm. Yani bu Obama zamanından pivot var ya şey pivotu. Hmm. E, Asya Pasifik'e kaydırılan pivot var ya Ortadoğu'da. <laughs> buradaki stratejilerini şimdi okumaya çalışıyoruz da dikkatini burada buraya çekip bunları bu bataklık gibi şeye kendini çekersin her türlü çünkü Suriye'de aynı şekilde şey yapıyorsun. Türkiye'de başına dikersin. Bununla şey yap diye. Çin'le belki başka bir şey planlıyorsun. Yani çok farklı düşünmek lazım olayları. Bu böyle olacak demiyorum ama Suriye bu kadar benzetmemin sebebi bu. Avustralya da çok denklemin içinde. Evet, evet. Mikronezya Anki ile mi? falan bayağı operasyon bu, çevirebiliriz. Nükleer denizaltı anlaşmasında falan. Japonya da süper denklemin edilmesi. içinde. Tabii. yani Kuril Adaları konusunda. Japonya çıkarması. yaptırımlar evet, yani savaş, açıklıyor. Savaşı'ndan de... kalan hala bir 2-3 tane adaları var zaten. Netleştiremediler. Ee, şey yıkılması başladı mı 1905'teki o kaybetme şeyden kalan ada hikayeleri var onların o şey tarafında kamçatkanlı olutan. Amerika aslında birkaç yıldır bu <laughs> sıcak çatışmada kendi pozisyonunu almaya çalışıyor ki hatırlarsınız geçtiğimiz yılda dede ağca yapılan çok ciddi bir Amerikan askeri yığınına vardı. Romanya'nın dahil olduğu evet. tatbikatlar vardı. Bu Yunanistan medyasında işte Türkiye'ye karşı olabilecek bir çatışmada Amerikan askeri. Yanımızda gibi bir hava yaratıldı. Hatta Türkiye bu tartışmanın içine çekilmeye çalışıldı. Ancak Türkiye de şunun farkında. Biz niye Yunanistan'la Amerika ile birlikte bir çatışmaya gireyim? Aslında burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kesinlikle yani. yaptığı yığınak tabi Yunanistan içerisindeki o e, Türk karşıtı tutumun oya evet. dönüşme ihtimali. Bunun işte Amerika tabii. Türklere karşı bizim arkamızda tutumu aslında şu, biz e, orada maliyeti yüklenen Yunanistan oldu. Direkt Rusya'ya karşı Yunanistan'a hedef gösteren bir tutum. Çünkü tarihten gelen o e, ortodoks dayanışmasının işte. aslında çok net bir kırılımı. O Amerikan askerinin Dede ağacı yığınak yapması bir anlamda Amerika, e, hmm. o Ukrayna üzerinden gelebilecek konumda kendi askerini Dede Ağaç üzerinden... Karadeniz'in kıyısına Bulgaristan'a çıkabilecek ölçüdeki askeri tatbikatlara... Bir adım öncesi de var hocam. Bulgaristan da katıldı. Bu 15 Temmuz'dan sonra neredeyse Türkiye düşmanı ilan edecekti Amerika. Biz İncirlik'ten çıkalım dediler. İncirlik'teki nükleri de silah varlıkları da Romanya'ya taşıyalım dediler. Yani bir tık öncesi de var. O gerçekleşmedi ama bir tık öncesi de var. Yani bir şeyler var orada. Fakat Yunanistan'da bir tü, bayağı Türkiye kara propagandası yapmada ısrar ediyor. E, tabii siyaseti istedim. de var. Ee, Ioannis diye bir Yunanlı araştırmacının kutsal sentez diye bir tez çalışmasını koç yayınları basmıştı. Ee, Yunan ortodoks senteziyle Türk İslam sentezinin nasıl paralelde işlediğini ele alan güzel bir çalışma. Yani orada bir denklem de kendi siyaseti içinde çalıştırıyor Yunanlar. Buna var mı ekleyeceğiniz bir şey bu e, ABD'nin? Dede hiç D -D konuşmadık D -D zaten meselesi. o zaman evet böyle bir şey hava yaratılmıştı gerçekten ama işte geçen Ağustos'taki Odessa örneğinde verdim ya özel kuvvetleri İngilizlerin Odessa limanında neler yaptıkları Dede Ağaç'ta Fransa, işte Fransa'da, Fransa'da şeyler uçak falan da aldılar o zaman şeyler hatta biz ne oluyor falan filan dedik yani NATO İsrail, içerisinde uçak ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz dedik işte Çin'in preliman hikayesi var yani o bölgeye demek ki Karadeniz'de. Bir para olmadan veya işte hocam anlattığı şeyler olmadan bunları konuşmanın manası olmaz yani. E, çıkabilecek enerji ve maddi değer anlamda. Orada dönen evet. şeyi hikayeler da, demek Avrupa ki, için daha feasible. Rusya tabii ki... Ta alkol, tabii getirip ki, Katarlardan tabii ki. aşağılardansa Ukrayna'yı... Ki, ki şu anda sokun. ona doğru yönelecekleri artık net yani bu kararı aldılar. Ukrayna yani. ellerinden gitti yani. Yani doğru. ve ve Rusya şeyine de bağlılığı da biz çok bağlıyız azaltacağız da dediler. Bunu yapacaklar şu anda. Demek ki işte o bölge, o hikaye, Karadeniz'de bizim işte Akçakoca açıklarında bulduğumuz vezirler, bunlar böyle çok bağlantılı hikayeler. Yani bunlar böyle kopuk kopuk okumamak yani lazım. Yani şu da yani. var Türkiye'nin elinde hani çok net bir kazanım var aslında hem kendisini Rusya'ya hem de e, Batı'ya ki üyesi olduğu NATO'yu dahi kısıtlayan hani Türkiye'yi hem NATO'da bir yaptırım yetkisi var dedim hem de Türkiye'nin NATO'ya na, NATO karşı bir yaptırım yetkisi var. O da Montreux Sözleşmesi. Ki Amerika Birleşik Devletleri de bunun farkında olduğu için yığına dede ağaca yapıyor. Çünkü Karadeniz noktasından bir çıkışı mümkün değil. Belirli bir süre Amerikan savaş gemileri veya NATO kuvvetleri Karadeniz'e çıkabiliyor. 20 gün müydü 21 gün müydü sonra geri çıkmak zorunda ve bunun için de işte bildirmek gerekiyor. E direkt açıktan Romanya'ya böyle bir yığınak yapamadıkları için Denklemi Yunanistan üzerinden kurup mobil bir hatla Bulgaristan ve Romanya ya. Çünkü Türkiye Montre Sözleşmesi sebebiyle bu denklemin içerisine çekemiyorlar. Ve bunu değiştirmek için hep bir tartışma yapılıyor. Ve Türkiye bugüne kadar bu bunu tartışılmasını daha iyi istemiyor. Lehte veya aleyhte. Çünkü bir kez tartışılmaya açıldığı zaman arkası gelecektir. Bakın lehte veya aleyhte diye söylüyorum. Hani Montre Sözleşmesi çok iyidir. Hadi bunu tartışalım veya çok kötüdür. Bunu tartışalım noktasına. Türkiye kesinlikle gelmemeye çalışıyor. yani bu noktada Türkiye'nin zaten geçmişten gelen çok önemli kazanımları var ama Türkiye'nin etrafında çok ciddi güvenlik tehditleri ve güvenlik problemleri de var. Hani bu noktada Türkiye'nin yapması gereken bugün yaptığı gibi geçmişte bunu biz Hı -hı. E, Balkan Antantı'nda Sadabat baktığında da Hı -hı. gördük. Tarafsız kalıp kolaylaştırıcı role bürünmek. Türkiye için en real, en doğru politika bu. Geçmişte bunun aksine hareketlerin Türkiye'ye e, yarar değil, zarar getirdiği o küçük Amerika olma hayallerinin Türkiye'yi çıkmaza sürükleyebileceği ve Türkiye'nin kendi bağımsız dış politikasını oluşturmasının önemini geçmişten tecrübe etmiş bir ülkeye sahibiz. Hani bu noktada Türkiye eee görünen o ki Antalya Diplomasi Forumu gibi görüşmelerin merkezi olacak. Hani geçmişte Norveç'in hmm. ve İsviçre'nin bir e, Batı'nın gözünde konumu vardı. Hmm. Ancak Batı'nın değil dünyanın gözünde evet. bir Norveç ve e, İsviçre tarzı yeni bir konumlamaya girebiliriz ve herkesle görüşmek, herkese irtibatlı olmak, herkesi kolay herkesin ilişkilerini kolaylaştırıcı ağabey bir role girmek Türkiye'nin uzun bu... vadede Kazancın Kazan. olacak bir haritaya, haritaya bakılırsa Türkiye'nin ontolojisi bu yani. Tabii, tabii, Türkiye tabii. bile en performans dönemi Doğu ile Batı'nın dengelendiği dönemler Hı. gibi Hı. duruyor. Yani şu anda Doğu'nun yükseliyor diyoruz coğraf Coğrafya kaderindir diyoruz ya. E, coğrafya kaderindir şerh koyalım da. Ha şey olarak e, kaderindir bunu nasıl kullandığına bağlı. Tabii. Bu sana ters de dönebilir pozitife de olabilirim. çevirebilirsin. İşte o o, o izle zaten. O, bize olumsuz kullanılıyor ama. İşte, hayır, o, bence ben olumsuz Türkiye... diye söylemedim. Nasıl kullandığına Güzel. göre. Hocamın bence bıçak şeyi bıçak var. Sırtı diye konuşuyoruz ya. Bu ontolojinin yani bir köprü olma durumunun Türkiye'ye çok avantajları var. Hatta şeyi de ben yazdım. Truva Savaşı. Burada çok biz biraz romantiz yani aşk hikayesi falan. Bütün savaşın geri planı ekonomiktir. Truva süper zenginleşiyor. Yunanlar da buna çökmek istiyor. Siz konuşurken o dede ağacı olduğu yere bakıyorum bak haritada. Hı -hı. Bak, o bile Hı -hı. o belli akılla çizilmiş. Bak Bulgaristan oraya çıkartmamışsın değil mi? Süper. Gümülcine'yi, dede ağacı. Oralar Bulgar'dır aslında. Hı. Çıkartmamışsın. Onu öyle çizmişsin. Şimdi oraya yığın yapıyorsun. Şimdi e, belki başka programda bu Kanal İstanbul'u gerçekten siyasette anındırılmış şekilde bu bağlamda da konuşmak lazım. Bunlarla ilgisi olduğu çok açık yani. Bir de bizim hangi misafirini meselemiz var. Tabii tabii. Yani, Batı yani, Trakya hikayesi de var. Tabii, tabi e, tabii, canım. Karadeniz'i daha iyi kuşatan, Ege'yi daha iyi kuşatan, Şşş. Güney'i daha iyi kuşatan süper bir denklem misak-ı minni ama onda, ondan verdiğimiz kayıplar çok belirleyici. İşte bu Anglo-Sakson aklını hep onun için örnek olarak veriyorum. Bak Bosna'da verdim. Bak şu Dede Ağaç'ta Şöyle verdim. Suriye'de ver, konuştuk. Ukrayna'da aynı şey olacak. Liman isminde hmm. ismini de verdim. Şimdi bizim şey hikayemizde de öyle. Şey değil Sen mi hocam? Musul Kerkük demişiz değil Ke mi? Şeyh Said isyanı vardır. Kaldırdın orayı. Ee, şey tarafı da gitti. Kars Ardahan da uzantısının olduğu taraf ee, tarafta gitti. Batum gitti. gitti Selanik Batı, gitti. Batı, Batı Trakya'da gitti. Ee, Batum yok. Selanik yok. Yani, yani Avrupa'da şu Millinin kadar... şöyle tabii, köşelerini kıtmışlar. Bak Hırvatistan'da Bosna aynı hikayedir hocam. Bizim o Lozan'dan sonra aldığımız bakma yani şimdi şimdi hani kötüdür, iyidir onu falan onlara girmiyoruz. Hocam bu bu ülkenin tapusudur ama, Lozan. Tabii ki hocam bak ama sana Trakya'da Avrupa Parçası olarak o kadar yer vermişler. Bak bu Anglo-Sakson hakkını iyi anlayın diye, ya da anlaşılsın diye sizler biliyorsunuz zaten de yani o 8 Pikolar sevler konuşulduğunda neyi nasıl böldüğünde sana nereden bagaj bıraktığında Ermenistan'ı nereden ne bagajı bıraktığında işte Irak'ın kuzeyini Basras'ını ayırıp ne yaptığında bunlar hep Anglo-Sakson haklı. E, Saks Pikoya gittim de Ruslar bir şeyleri daha deşifre edeceğiz demişler. İlginç gelişmeler de olabilir yani. Hocam hangi, hangi ilgili dönemle ilgili? Yeni bugünle ilgili. Özellikle bu Hariri suikastine falan işaret eden, hmm. ee, ö, Sykes Speaker da deşifre etmişlerdi. Hmm. Hmm. Öyle şeyler yapabilirler atları. Hocam hmm. Türkiye hmm. üzerine hani şunu eklemek isterim hani asıl dünyayı buna eski dünyada ya ama eskiden kastım kötü anlamında değil e, asıl dünya Amerika'nın keşfinden önceki dünya bugün e, Avrupalı diyebilir miyiz Türkiye için? diyebiliriz. Bugün Türkiye için Orta Doğulu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kafkasyalı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Akdenizli, Karadenizli, Avrasyalı. Aslında bütün o coğrafyayı kaplayan, otomatikman o coğrafyayla bağları olan ve diğer ülkelerde olmayan e, bizim geçmişten gelen birçok bize hareket mekanizması kazandıran e, özelliklerimiz var. Hani bizim için benim hep hmm. ifade ettiğim şu. Ermenistan'la uçuşlar başladı hocam. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. yani benim Acayip hep, gelişme yani. Benim tabii. hep vurgu yaptığım şey şu. Hani düşünürken Türkiye'yi e, Ermenistan ölçeğinde, e, Gürcistan ölçeğinde tabii ki uluslararası arenada bütün ulus devletler tabii. eşittir. İstanbul'da Ancak, akrabası olmayan Ermeni yoktur Ermenistan'da. Yok Kesinlikle tabii, 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 veya işte e, dünyanın her yeriyle ani bir şekilde bağlantı kurabilen. Tek ülkeyiz ve bunu hani siyaseten değil bu bize tarihin yüklediği bir misyon aynı zamanda bir sorumluluk da. Onun için hani bizim savaşın ve çatışmanın yanında değil barışın yanında olmamız buna göre bir politika üretmemiz aslında Avrupa güvenliğini de Avrasya güvenliğini de Kafkasya'yı da Orta Doğu güvenliğini de sağlıyor. O noktada işte ben İsrail hmm. Cumhurbaşkanı'nın gelişi. Ki bir 10 yıl önceye geri gidersek eğer Türkiye Suriye ve İsrail konusunda yapmak istediklerini yapabilse bugün belki Arap bağrını konuşmuyor olabilir. Şeyi ekleyeyim hocam Avrupa güvenliği dedin de Zelenski, Caz, Avrupa'nın güvenliği bizden başlar diye bir Retorik kurup duruyor çok üzülüyorum yani zavallı bir söylem haline. Hocam şimdi hocam yani e, şimdi bunlar konusu... Arap baharı güzel söylüyorsun olmasa diyorsun da şimdi bu e, 11 Eylül'den sonra bunları biz yapmadık ki 11 Eylül'den sonra Kondoyzeras çıktı dedi ki Fas'tan Çin Seddi'ne kadar 35 mi 32 sürü ülke var Hepsinin sınırları değişecektir diye bunu ben söylemedim <laughs> ki biz böyle oturuyorduk yani baktığında. değil mi Kondoyzeras ne zaman 11 Eylül'den sonraki dönem ki Evet, ben bahsediyorum. Nereden... Ya onun söylediği laf bu. Belgelerde şurada burada açılmış arşivlerde değil. E şimdi öyle olduğunu söyledi. Irak'ta bir bir şey bir stage ettiler. Böyle bir hmm. planladılar. Ee, kimyasal bilmem neler var. o şey, orada. Şeyi girdi. duydum ben. Seçim meydanında şöyle bir şey söylendiğini duydum. E, Amerika Irak'a girerken Türkiye'nin başbakanı ben olmak istiyorum diyen bir siyasi duydum. Çok enteresan hmm. bir dönem. <laughs> Amerikalı evet, bir, evet, evet. bir siyasi. Türkiye'li bir siyasi. Yani hani bunları şey yaptığında çok güzel. Ee, Atatürk'ün e, yurtta sulh, cihanda sulh tamam çok güzel ama işte e, olmuyor. E, olmuyor yani. Hocam olması olmuyor çünkü evet. gerekeni yapıyoruz yani, bu yani olduğu şimdi gibi. Şimdi hocam bak sondaj gemileri An Ankara'dan, de hocam, hocam An Ankara'nın elinde böyle şeylerle çıkıp şeyler bir şey isteyince o öyle olmuyor işte öyle değil o işler. Anlatabiliyor muyum? Yani sana kimse kim so severmiyor? Son yani. ben de şunu ekleyeyim sondaj gemileriyle altınların yurt içine taşınmasını tekrar iyi bir anlasın herkes yani. Hı -hı. Var mı hocam son bir cümleniz? Hocam son durmak bir yok, cümle. Durmak yok yola devam hocam durmak Yine yok yola devam. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün cihanda cihandası sözüyle bitireyim tekrar. <laughs> Çok Peki. güzel hocam. Hiç itirazımız yok ona. Peki Ama... hocam. Hepinize teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ee, Fatih Hocam, ee, Yusuf Hocam ve e, Dahan you. Gökçe. Bizlerle birlikte çok da keyifli oldu. 3 nasıl geçti. Ben anlamadım. E, İzleyicilerimiz Hocam zamontaka... o keyif bize ait. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok abi. faydalı bir yayın gece olduğunu geceler. düşünüyorum. Çok Herkesin. sağ olun. Ee, kapatıyoruz 24 Özel'i. Ee, görüşmek üzere.